Ben aldım hocaya baktım. Kefenden elin çıkmasın. Üç tane elbiseden çıkma çok zor. İlk defa hayatımda böyle bir şey duydum abi. Yani erkekler üç parça. Ne diyor ki bir şey örtülmüş. Bir de nasıl katlanılıyor söyleyeyim. Şöyle kefen ya. Katlanır haya yerlerine kadar ikiye. Katladın. Ortaya kesilir, bunu geçirilir. Kafadan böyle. Haya yerlerini kapattın birincisi. İkincisi boyuna kadar ayakları. Gömlek. O da uzunluğu iki kat yapılır. Böyle ikisi katlanır. Tamam mı böyle? Anladın değil mi? Evet, evet. Burayı tekrar kesilir, kafadan geçirilir. Evet. Etti mi iki gömlek? Evet. Bir de tabuta koymak, taşımak için bir kefen konur. Arkadan, önden, alttan, üstten bağlanır. Tutup kabrini. Oraya bir bağ atarsın. Bir de buraya bir bağ atarsın. Ama katlarken kefenin sol tarafı aşağıya geliyor fazlalığı. Sağ taraf üste geliyor. Bağladık. Düğüm attık mı? Evet. Kabre indiriyorsun. Bağlar çözülüyor ama çıkartılmıyor. Şimdi Adem Hoca ön taraftaki bağı çözdü. Ben de arkayı çözdüm. İkimiziz. Ortadaki çözdüm. Yani bu kefen birbirine katlanarak konuluyor. Ve üç tane perde. Çözdüm. Çıkartmıyorum ki. Çözdüm yani. Sıkışmış şeyi. Gevşettim ya. Pat diye kolu çıkmasın. Mezardayız. Üstte de değiliz ya. Elime vurdu. Sağ elim. Şöyle pat diye ben elimi yaptım. Burama vurdu sağ elime. Pat. Baktım eli çıkmış. Şuradan aşağıya. Ondan sonra o bana baktı, ben ona baktım. Baktım yukarıda korkarlar yani da. Belli etmediniz mi? Hiç belli etmedim. Tuttum, okşadım. Burayı da okşadım. Sözüm dediğim gibidir inşallah dedim. Nesep mi demek abi? Enneyi? Yani ben şöyle üç şeyi anladım. Benim anladığım, niye anlatıyorum? Siz ne anladınız diye. Birincisi şu. Çok teşekkür ediyorum. Sahiplendiğiniz için. Cemal sahiplendi. İki, avukat bu. Yok, birader değil. Sahiplendiğiniz için cemaate çok teşekkür ederim diyor. İki, abi bırakma bizi. Ay, şimdi hocayı buldum abi. Ondan sonra üçüncüsü çok ilginç, dur. Üçüncü ne diyordu? Cemaate teşekkür ediyor, bırakma diyor. Anlattığın gibi de değil. Orası. Diye anladım. Ona açıldı ya ayağım. Böyle, mezarda yani. Böyle oldu. İlk defa ömrümde. Sonra tuttum elini, ikisini de okşadım. Avucunda şeyini de koydum. Hadi yolun açık olsun. Dedim ki, Mustafa dedim, hem kariyerin, hem hukukun, hem mesleğinden olacaksın. Yani savunuyorsun ama hakikaten herkes onu terk etti. Mahkeme verdi. Ondan sonra epey 10 dakikamız gitti ama cemaat anlattığı için odamayım ya. Dedi ki ben dedi Hasan Akar'ı savunmuyorum dedi. Onu yapmam dedi. Yani olsa bu işi yapmam. Ben seni savunduğun davayı savunuyorum. Demişti. Dedi ve gitti. Gitti ve eli, duydun değil mi elini? Dedim abi. Ömrümde ilk defa gördüm. Haşa, Allah yalana şahit edilmez. Ondan sonra gitme dedi. Veya tuttu. Veya bir şey söyleyeyim mi Hasan abi? O gerçekten tuttu elinizi, elinizi tutarak gitti. Öyle gitti. Burada beşeri bıraktı belki. Şimdi ona ait bir şey
cümle okuyayım bununla alakalı. Niçin böyle oluyor garip şeyler? Çok sorumuza cevap olsun. Ölüm korkusu, çözemediğimizi, hastalık, yok kabir, ölüm. Bunlar, onlara cevap olsun bak. Kainat sırf ilim ile, bizdeki karşılığı akıl. Allah'ta ilim, bizde akıl var. Akıl cihazdır. Allah'ta cihaz olmaz. Kainat sırf ilim ile, akıl ile yaratılmadığı için hadiselerini akıl ile mahiyetini çözemezsiniz. Kainatın hadiseleri mahiyetini ancak hakikatını ancak akılla çözülür. Hakikati. Kainatı Allah ilim ile sıf yapmadı. İlim ile yapmadı. İlim subutu sıfattır. Oysa subutu sıfatın üst birimi zatı sıfattır. Onun daha üst birimi şuunat-ı zatiyedendir. Kainatın bir sebebi vücudu diyor 24. sözde. Nedir? Muhabbettir. Akıl değil yani. Onun için muhabbet aklı dinlemez. Dinlemek zorunda da değil. Dersim şey ya. Ha bu arada Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Karışmasın diye vicdan 14 abi. Şimdiye kadar vicdan çok yapıldığı için evet bir. Yani sistem olarak bir ama vicdan çok 13'e kadar var. Onu da 14 yap abi. Senin kaleminle olsun. Yoksa ben kalkar ya. Şeyde 188 olacaktı değil mi Furkan? Yok o şey bir sayı fazla gittik abi. Onu çözdük Bülent'le. Ha. Çözdük. Biz bir sayı fazla gitmişiz. Yok abi. 184'ü buldunuz mu? Yok. Olmadıysa. 184 olan şey 184'tür. 5 yoktu. Yani bir sayı aşağı indik. Öyle yani. Ben onu atarken fazile de 84 yazacağıma 85 yazmış. Yok öyle değil abi. Tersi ya. 184 dersi var siz bulamadınız. Evet abi. Yani, doğru. 84 dersi var, siz bulamadınız. Var ders, siz bulamadınız. 185 diye numaralananla baktın mı içerisine? Aynı olmasın? Baktık abi geçen hafta. Aynı de aynı için. İçine de baktık abi. Tahtada yazıyor. 184'e siz bilgisayardan bakacaktınız ya. Yoktu. Baktık abi, içine yoktu. Tamam işte 184 dediği gibi Rize'ye giderken, yani 184 defterimizde var. Ben dersini hatırlıyorum, notlarım var. Yani şey değil, 185 yazdığınız şey değil yani. O geçen, aslında düzelttik onu. O zaman bulursak şöyle yaparız. 184-2 yazarız. Araya koyar. Onu Bülent'le öyle dedik abi, Bülent abiyle ama en son düzelttik onu biz tekrar. Neyse artık. Yani abi bak, daha öncesi bilmiyorum ama 184 ile 185 kesin var. İki ders. Var abi ona baktık. Ama yani. Öncesi şimdi. Öncesi doğru abi onda itilaf yok baktık ona. Ne yapalım şimdi 188 mi geniş yapalım? Yani 188 biz dün düzelttik 188. Kimle abi düzelttin? Bülent abiyle de Furkan'la da konuştuk. Ha Bülent'le de konuştunuz mu? O zaman 188 yazardım. Şimdi o zaman yani, sen azar. 184. Hakkını helal et. İki de bir kaldırıyor. 184'ü bulursanız ne hala? Tamam. Hem de çok güzel antika bir şeydi. Bak bir daha. Önemli olan şu ya, bizde. Arkadaşlar, kabir, ölüm, yaşlılık, ihanet, dert, keder, ne hatırınıza geliyorsa, derdimiz şu, akılla çözmeye çalışıyoruz. Akli değil abiler. Allah bu kainatı kurarken, aklı sistemden bir tanesidir. Akıl kullan, akıl bir tanedir. Zat-ı sıfatı kullandı. Şefkat-ı mukaddesesini kullandı. Muhabbet-i münezzehesini kullandı. Sen nasıl çözeceksin subut-u sıfattaki ilmin yarattığı akıl cihazı ile? O zaman bir daha aynat sırf ilim ile yaratılmadığı için ilmin bizdeki halk ettiği akıl cihazı ile kainatın
mahiyetini çözemeyiz. Hakikatini çözeriz akılla. Sonra çözemediğimiz zaman, vicdana giriyorum, üst birim olan vicdan ile çözmeye çalışırız. Vicdan ile çözemezsek kalp ile, onunla da çözemezsek ruh ile, onunla da çözemezsek ene ile, onunla da çözemezsek sırrı insan ile. Onunla da çözülemeyecek şey var, öyle olması lazım zaten. Çözülemez. Buna ait bugün bir ses atmıştım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Hızlı hızlı okuyayım isterseniz. Onunla alakalı. Okuyayım. Bildiğin, duyduğun gibi garip bir muammayım. İnsan, yani herkes. Başlık bu. Duyuyor musun Kaan? Evet abi. Bildiğin ve duyduğun gibi garip bir muammayım. Çözmek istediğim, iki nokta üst üste. Çözmek istediğim aslında çözülen şeydir. Çözmek isteyen, çözülen şeyin kendisi yani. Haricimde değil, dahilimde değil. Çözmek istediğim. Evvelim, ahirim değil, zahirim ve batınım değil. Dün değil, yarın değil. Sevdiğim, nefret ettiğim değil. Arayan değil, aranan değil. Aslım değil, neslim değil. Düşünen değil, düşünülen değil. Arzu edilen değil, arzulanan da değil. Uzak değil, yakın değil. Büyük değil, küçük değil. Sır değil, tılsım değil. Baş değil, son değil. Açık değil, kapalı değil. Zor değil, kolay değil. Cennette de bitecek değil. Büyütmüyor, küçültmüyorum. Doğduğumda ağlarken güldüren, ölümümde ağlatan, kainata sığmayan, kainatı içine aldığı halde doymayan, ama kainatın içinde bulunan, her şey içinde ama o her şeyin dışında olan, hakikati her yerde, sureti bir yerde, kendi kendine hem dost hem düşman, hem her şey hem hiçbir şey. Namazını, Kur'an'ını kılıp okuyan ve kılınan ve okunan, okuyan da okunan da, kılan da kılınan da. Kendisi kendisine hem cennet hem cehennem olan, bir yönüyle kainatın çekildiği, diğer yönüyle kainatın son meyvesi. Allah'ın Celle Celaluhu en cami ayna olmakla, insan benim sırrımdır, ben de insanın denilen acıbeyi mahlukatım ben. İnsan. Şimdi bunu ısınmak için şey yaptık. Şimdi vicdana giriyor. İnsan böyle garip. Kardeşim, aranansın, arayansın. İsteyensin, istenilensin. Çözensin, çözülensin. Gidensin, gelinensin. Toprağa girensin, çıkarsın, çıkansın. Ölensin, dirilensin. Yani Allah'ın zatı sıfatlarından ve subutu sıfatlarından mevt var mı abiler? Yok. Yoktur. Hay var. Mevt esmadır. Sıfatın içerisinde hay sıfatının nihayetsiz hakikatlarının nihayet, o hakikatların da nihayetsiz mertebelerini aktif edip anlamlandırıp nisbi ve itibar hakikatleriyle vahidi kıyası etmek zeminidir mevt. Yani kısacası hayatın içeriklerini ayan etmek için bir zeminsiz zemindir mevt. Mevt, hayatı anlamlandırmak içindir. Hayatın içeriklerini farkındalığımıza taşımak içindir mevt. Mevt gözüktüğü gibi değildir.
Evet. Şimdi masamda kalem, silgi, bardak, Kur'an vesaireler var. Bunları tevhid edelim demek. Bunları tevhid edelim. Ne demek? Hüviyet vererek Hasan'ındır demektir. Hani felsefede imge derler ya, bizde hayal. Yani düşünülen bir şeyin şekli, imge. Hayal ya. Masamda kalem var, silgi var, Kur'an var. Şu da var, bu da var. Bunları tevhid edelim demek. Hüviyet vererek Hasan'ındır demektir. Tevhidde hüviyet var. Bunların zıtların sahibi derken hüviyeti de vermiş oluyoruz. Bunlar kimin sorusu sorulunca, bunlar kimin sorusu sorulunca hemen hüviyet ortaya çıkıyor. Varlığı birbirinin dışına koyarak, bu çok önemli şurası. Varlığı, mesela elmayı armutu, düşünce bak. Varlığı birbirinin dışına koyarak mülk. Hepsinin içine, her birinin içine tümünü koyarsak vücut ve melekut olur. Her şey onun içinde, o hiçbir şey değil, hava gibi. Ehad bu da, hava gibi. Her şey onun içinde, havada, ses, süre, televizyon, bir sürü şeyler. Ama o hiçbirisi değil. Ses değil, suret değil. Mesela o hüviyette tevhid etme tam nasıl? Hüviyetten kastınız ne? Kelime kökü oradan mı geliyor aslında? Yani o hüviyette, hani dediniz ya masadakileri, evet, teklemek, birlemek. Hüviyet, mesela nüfus cüzdanına ne derler? Yani hüviyet kağıdı. Hüviyet cüzdanı. Hüviyet cüzdanı. Fotoğraf yani. Farklılıklar, anne, baba, doğum, bilmem nelerin bütünsel fotoğrafı. Mesela resmi çektin karşıdan bahçeye, bir sürü kelebek var, dağ var, çekirdek var, işte ot var vesaire. O kartpostal hüviyet. Yani o hüviyette ayrı, hakikatta tek manasında mı, yoksa sahiplik noktası mı sadece? Hani siz dediniz ya, örneğiniz. Heh. Masadakilerin... Sonra o soruya sorulunca şekil alıyor o. Tevhid edelim denilince, mesela bunları tevhid edelim. Nasıl tevhid edeceksin? Hepsini bir fotoğraflıyorsun, Hasan'ındır. Tek tek değil. Yani farklılıkları cem etmek. Mesela bu temeli bakarsak hiç böyle şaşırma olmaz. Bir Allah'ın zatı var konuşurken, bir de Allah'ın sistemi var kainatta. Onu konuşunca oluyor. Mesela şöyle diyeyim. Allah'ın zatı sıfatlarında vahdaniyet var. Vahdaniyet sistem değildir artık. Zata bakıyor. Mesela tevhid, diyelim ki zatı sıfat, esması ne oluyor? Ehad ve vahdet. Vahidiyet. Yani sistem olduğu zaman vahidiyet, zat, vahdaniyet, sistem. Ehad ve vahdet de böyle yani. Zat ve sistem. Ayırt etmesen birbirine girer. Kül, külli gibi. Soyut ve somut için o. Burada da hüviyet, farklılıkları cem edince tevhid edelim demek. Yani illa Allah bir şey değil. Bunu tevhid edelim. Bu Hasan'ın, bu mu? Hayır. Bunlar Hasan'ın. Hüviyet giriyor. Gibi, evet. Güzel. Lügatta Cenab-ı Hakk'ın varlık sıfatı demiş abi, hüviyet için. Nasıl? Lügatta Cenab-ı Hakk'ın varlık sıfatı demiş hüviyet için. Evet, evet. Ne sıfatı? Varlık sıfatı. Yani, hüviyeti yani. Yani o, mesela senin hüviyet cüzdanın var ya, anne, baba falan, varoluşunun delili yani. Varlık sıfatı. Hüviyet vermek. Mesela bu kainatı tevhid edelim demek, hüviyet devreye giriyor. Bütüne kartpostal yap yani. Kesreti vahdet yap. Tevhidde hüviyet var, bir de okuyorum.
Hüviyet niye var? Kartpostalda kelebek uçuyor, ot da var, ağaç da var, kurumuş dal da var. Affedersin. Bunların zıtların sahibi derken hüviyeti de vermiş oluyoruz. Bunlar kimin sorusu sorulunca, bunlar kimin masadakiler? Hemen hüviyet ortaya çıkıyor. Ya hangiler yani? Aa, şunlar yani hüviyet çıkıyor. Varlığı burası çok önemli, bu güzel bir tabir. Bak, varlığı birbirinin dışına koyarak. Birbirinin dışına koyarsak mülk olur. Ne demek diye anlayacağız. Hepsinin içine, birbirinin içine tümünü koyarsak vücut ve melekut olur. Her şey onun içinde, o hiçbir şey değil, hava gibi ehad bu. Bitireyim, sorarsınız. Bütün zıtlar, farklılıklar içinde o bir şey değil. Bütün zıtlar, farklılıklar içinde o bir şey değil. Buharı su, suyu buhar, plazma, nem vesaireleri farklılıkları ortaya koyan sıcaklık, onlara zıt olan hiç benzemeyen sıcaklık, suyu katalizör mü diyorlar? Yani meratiplendiriyor. Demek ki bir daha şurada varlığı birbirinin dışına koysak mülk taraf oluyor, mülk. Kalemle bunu ayırt ediyorsun. Sen bu kahve, sen çiçek, manayı harfi, mana ismi oluyor. Yani varlığı birbirinin dışına koyduk. İlişkilendirmedik, irtibatlandırmadık. Birbirinin dışına koyduk. Bu mülk. Birbirinin içine koyarsak bu yani vücut. Mesela diyelim ki tek gibi gözükürken ben her şeyi kesrettim. Cemül Cem'im, Camül Ezdad'ım. Mesela neye benziyor? Hoşunuza gider bu da. Benim de sıkıntılarda çözmede kullandığım yöntemdir. Genelde 24. sözün başında kuralı söylüyorum. Fıtratlar üç tanedir. Üç tane karakter var biliyorsunuz. Beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlı. Ama sistemi şöyle çalışıyor. Gafur, sana da lazım, bana da. Kimisi celali tecelli, ondan cemal bekleme yani. Kimisi cemal, onda celal bekleme. Kimisi celali ve cemali de cem etmiş ama kendisinden de aşkın, kemali. Mesela var böyle bizim arkadaşlarda. Ya kardeşim toplama girdiğim bir tebessüm etti ya falan. Abi beni böyle kabul etsin. Beni senin kabul etmeyi ben senin deli olduğunu biliyorum ama herkes bilmiyor. Ondan sonra. Yani sonra anladım ki celali bir şey. O ona yakışır. Tebessümlü olsa yakışmıyor. Bazılarına delilik yakışıyor. Akıllılık tuhaf gelir. Yani kısaca ne işime yarayacak? Evde de kullanın, akrabalarda da kullanın, iş yerinde, yolda da. Celali boyuta tecelliye mazhar adam cemal yapamaz, aynadarlık yapamaz. Cemali yok yani. Cemal zımni olur yani, cemal ikinci cihetli olur onda. Ama celali bir şey, mesela sert yani. Hakikaten olmuş kadın, erkek, erkek kadın olmuş böyle. Yani sert şeydir, Allah Allah falan. Ya nasıl olur? Olur kardeşim. Cemali tecelli, cemali bir fıtrat. Celali yani. Cemal nasıl bekleyeceğim? Üçüncüsü, bu 24. sözden söylüyorum ya bunları. Uygulama, psikolojide uyguluyorum. Üçüncüsü de, celal ve cemala tazamun etmekle beraber ikisi de olmayan. İkisinden de aşkın. İkisini fark edip farkındalığıyla kendisini kendisiyle inşa eden. Kamil. Lam elif yani. Elif ben. Onun üzerine lamı sarmalamış. Elif'i Allah'ın şeceri filkatla sarmalamış onu. Anlamlandırmış, farkındalığını artırmış, fark etmiş,
Furkan olmuş, Lam Elif olmuş, kamil insan. Lam Elif kamil insandır. Elif'i sarmalamış. Şey gibi, sarmaşık gibi. Ağacı sarmaladığı gibi. Şimdi eşyayı birbirinin için koymadan, birbirini dışlayarak, şeftaliye şeftali diye bakıyorsun. Abi şey gibi olmuyor mu bu? Yani zahir, batın, normal ağaçtan misal verirsek. He. Yani dışarıda dal, budak, meyve. Evet ama böyle düşünce boyutu bu. Mesela varlığı birbirinin dışına koysak, evet, bir şey düşünürken. Yani onunla, mesela şöyle diyeyim. Şeftali deyince güneşsiz izah edilemiyor. Güneşi kaldırsanız renk yok ya. Yani öyle yani o değil işte. İnsanı şeftali taşıdığın zaman alemde güneşsiz düşünmek. Mücerret gibi böyle. Yani birbirlerini ilişkilendirirsek mülk oluyor. Yani ilişkilendirirsek. Birbirini ilişkilendirmezsek melekut oluyor. Ama birbirinin içine koyarsak vücut oluyor. Birbirinin içinde ancak boyut değiştirirse olabilir. Boyut değiştiriyor tabii. Mesela şöyle. Diyelim ki hava. Şu anda hava içinde ses var, suret var. Değil mi? Ses var, suret. Ama aynı pakette. Televizyon görüntüsü içinde ses de aynı var. Hava, görüntü, ses. O orada konuşan adamın fikri, hissi, duygusu. Bak birbirinin içine koymuş. Bu vücut tarafı. Bir daha şey yaparsak ama herhalde yeter bu. Çünkü vicdana gireceğiz. Niçin bu? Vicdana çok önemliydi bu girirken. Yani ders çalışırken arkadaşlar bazen mühendislik yaparız, bazen işçilik yaparız. Yani disiplinli olmak lazım diye. Yani bazen mühendislik oluyor bu dersler, bazen işçilik oluyor. Şimdi vicdan dersine hoş geldiniz. Vicdana tabirine gireceğim. Onun için bu tabir girdim. Aranan da benim, arayan da benim. Yani kainat kurulurken akıl ile ilim ile kurulmadığı için akıl ile ilim ile mezarlığı, kabri çözemezsin. Çözülemez. Matematik, fizikle mezarlıktan sonrasını çözemezsin. Çünkü ilim Allah'ın subutu sıfatıdır. Akıl oradan yaratılmış bir cihazdır. Allah'ın ilminin bizdeki cihaz olarak karşılığı akıldır. Allah'ta akıl yok. Aklı o yarattı. Akıl cihazdır. Kalem gibidir. Geç zat-ı sıfata, zat-ı sıfatta onu o yapandır. Subut-ı sıfat geneldir. İrade herkeste var. Hayat herkeste var. İnsan kastediyorum. Ama vücut herkeste farklı. Hele hele muhalefetun lil havadis. Kıyamı bir nefs. Bu tabir, evet, tefsirde, lügatta okursanız orayı da biliyorum. Onun için bana itiraz ediyorlar, kızıyorlar. Ya bunlar, ya sen ne diyorsun ya? Bu kadar hayaliyun olur mu? Vallahi öyle de dinleme yani. Muhalefetun lil havadis. Bu fakir şöyle anlıyor yani uzun da. Her şey bende, ben her şeye muhalefet etmişim. Yani hiçbir şeyle belirlenemem, kayıtlanamam, bilinemem. Her şeyi kullanarak her şeyin aşkındalığı arkasına. Benimle vardırlar onlar. Ben onların bütünselliğinin şey değilim yani, sonucu değilim. O bedendir. Hani muhalefet etmişiz Allah'ın yarattığı her şeye. Muhalifiz. Muhalefet yani benzemiyoruz. İnsanız ama hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Birbirimize muhalefet etmişiz. Allah için düşünürse Allah yarattığına muhalefet etmiştir. Yani Allah benzemez yarattığına. Yani bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Onun için Allah kainatı ve zamanı, mahlukatı sebep sonucu yarattığı için sebep ve sonucu ne başıdır ne sonudur ne sürecin bütünselliğidir. Onun için lem yelid ve lem yulet. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Doğmamıştır. Niye doğmamıştır? Zamana bağlı değildir. Zamanı yapanın, masa yapanın,
masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir, masaya benzemez. O zaman masaya soracağın soruyu masayı yapana soramazsınız. Masa beyazsa sen de mi beyazsın? Masa burada duruyordu senelerce, sen de mi duruyordun? Yani sorulamaz yani. Zamanı ve zemini yapan, süreci yapana bu soru sorulamaz. Niye sorulamaz? Bunun dışındadır. Buna felsefede aşkın deniliyor. Şimdi vicdanın bir tabirine gireyim. Arapça tabirine. Ne sormak istiyorum? Meft esma mıdır? Meft esmadır. Yuhi ve yumit. Peki hayat? Benim de yumit esması. Yumit de meft yani içindeki. Aslan abi hayat? O kastettiğini anla. Hayat nedir? Hay sıfattır, muhi esmadır. Şimdi bir şey daha söyleyeyim abi. Peki az önce ne dediniz? Farklılığı yapan neydi abi? Meft. Öl. Muhalefetun ilavadis. Zati sıfatun. Peki abi o meft oradan olmasın ha? Meft olmadan hayat hayat olmuyor ki. Hayattaki bütün değişiklikler meft ile olmuyor mu abi? Bütün mertebeler o, neler? Bu akıl mertebesinde. Akıl mertebesinde zıtlarla biliniyor. Birbirinin içine koyarak, işte mesela matematik şeyde kullanın demişti, hatırlar mısınız? Enfus'te. Arkadaşlıkta kullan, dostlukta kullan, birbirimizde kullanalım. Bazı insanlar var, davanızla çarpın. Bazılarını davanızla toplayın. Bazılarını davanızla, yani kendi hakikatinle çıkart ve böl. Bazılarını hayatından çıkar, bazılarını hayatına topla, bazılarını hayatında böl. Bazılarını da hayatınla çarp. Kaliteli yani. İşte meft hayatın içeriklerini bir şekilde bize ifade edecek. Hay zaten zatında vardır. Biz şey, bize lazım meft. Muhalefetül lil havadis kime göre abi? Hem kendi kendime, aklım aklıma, aklım vicdanıma farklıyım. Mesela vicdanım aklıma muhalefet etmiş. Muhalefet demek bu sokak ağzı değil. Anladım. Yani zıtlaşmış değil. Farklı yani. Herkes de akıl olmakla beraber, herkes de vicdan olmakla beraber, ruh enne olmakla beraber muhalefet etmişiz. Yani hiç ama benzemiyoruz. Malzeme aynı. Yani ben tabii aklımla ilme ulaşamadığım için aklımla abi sanki mevtsiz ebed olmaz gibi geliyor bana. Olmaz da işte onun için zaten var senin benim için. Ha. Tabii ki olmaz. Eğer meft olmadığı için Adem Aleyhisselam hayatı da anlayamadı ki cennetteki. Hayatı anlayamadı. Meft'i anlamak için geldi buraya. Evet. Yani bu var ya bu muamma. Biraz önce dersin başında ısırmak için okudum ya. Yani bildiğin ve duyduğun gibi çözülmesi garip bir muammayı. Çözenim, çözülenim. Arayanım, arananım. Yani bu tuhaf bu alem yani, kabiri boş ver ya. Dünya hakikaten garip ya. Aynı yerde aynı işi devamlı yapmaktan usanmadın mı diyorum nefsime. Lamba yakıyor şu dünyaya gündüz. Söndür aynı yere. Gece yak. Gündüz söndür. Gece. Aynı yol. Aynı yemek. Aynı yatakta. Aynı mutfakta. Aynı bardakta içiyorsun. Lambayı söndürüyor, kapatıyor, söndürüyor, yakıyor. Ya bununla nasıl aldanıyoruz ya? Bu nasıl bunun bekasını istiyorsun yani? Burada bir başka bir şey var ya. Aynı yere gece denilir mi? Aynı yere gündüz deniliyor. Lambayı söndürüyor, yakıyor. Gidiyorsun, geliyorsun. Aynı yatak, aynı şey diyorsun. Ya böyle olur mu bu yani? Aynı şeyi yakıyor ya dünya. Lambayı yakıyorsun gündüz. Lambayı söndürüyorsun gece. Aynı yere diyor. Fatih Sultan Mehmet de aynı yerde de imtihan oldu. Elma ile armut falan oldu. Ben de. Nuh Aleyhisselam aynı şey suyla 950 sene yaşamış. Ne olmuş yani? 9 sene yaşayan var. 600 sene yaşayan var. 63 sene Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaşamış. 63 sene. Değil yani artık bunu insanoğlu yani biz ne zaman anlayacağız ya bu giydirilen elbiselerde ne zaman çıkacağız ya? Çok tuhaf ya. Başlandıkça mı, okudukça mı, enfuse, şimdi vicdana girdim ya. Dedim ya bir tuhaf tuhaf şeyler sizde de olacak, bende de olacak. İster istemez olacak. İnsan yaptığı şeyde etkilenmez mi ya? Değirmene gidersen unlanırsın.
Tamirhaneye gidersen yağ kokarsın. Etkilenmeden çık. Olur mu ya? Ektar dükkanına gidiyorsun, hiç koku yok üzerinde. Sigara içenin yanındasın, etkilenme. Olmuyor. Şimdi vicdana girince bir, hakikaten bir tuhaf ya. Akıl, vicdana girmek demek, akılla çözemediğimizi çözeceğiz. Çözmeye adayız, istiyoruz demektir. Rahmet-i İlahi kapısını vurmaktır. Akıl değil artık. Vicdan hakkında neler demiş göreceksiniz. Garip bir şey ya. Alemi gayb ile alemi şehadet arasındaki hayt iltisaktır diyor. Nokta iltisak. Bittiği için hayt da geçiyor Asar Bediye'de. Yani ikisi arasına kurulmuş bir kamera. Ya. Acayip. Buraya oraya oraya buraya. Bazen ikisini kaldırıyor. Hasan abi, Şubat 1 nereye giriyoruz biz? Recep? Recep ayına değil mi? Evet. Recep ayı. Sonra Şaban'a gireceğiz, sonra Ramazan. Sonra Ramazan. Recep ayı için Allah Celle Celaluhu ne diyor abi? Benim. Şaban için? Peygamber Aleyhisselam. Ramazan? Bizim için. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? İnanın abi, kalp, vicdan ve dima, inanın bu bütünlük abi ya. İnanın bak, yani oraya doğru gidiyoruz evet, abi. Yani nereye şey yaparsanız, kanun şu. Oraya biz dima projesini yaptık. Dima'la ilişki ve çelişkilere, hakikate mazhar olduk. Ama şimdi fıtrata gidiyoruz. Fıtrat. Fıtrat-ı zişur olan vicdan. Yani akılla çözülememiş, çözülemeyen şeyleri çözmeye adayız ya Rabbi. İstiyoruz Allah'ın rahmet-i kapısını 506 sözlerle çalmak gibidir. Şimdi bak neymiş biliyor musun? Efendim şey elbise. Şey yasa takıldım da, kainat sadece ilim ile yapılmadı. Bebeğe ne zaman biz akıllı var diyoruz? Yani mesela... Ha evet, fıkıhta, İslam hukukunda 7 yaşına kadar çocuk alışverişe gönderilemez. O dediğimiz akılda o yok yani yeni doğduğunda o zaman. O yok. Gelişmemiş. Yaşıyor yani. Evet. Bizim aklı maaş değil. Yani melekelerle yaşıyor. Melekelerle. Malik olduklarıyla. His var, şuur var ama akıl değil yani. Aklı melekesi gelişmemiş. Fark etmeyeceğiz. Geliştikçe nesi artıyor biliyor musun? Aklı geliştikçe. Çok tuhaf olacak ha. Enaniyeti de gelişiyor. Delinin enaniyeti var mı? Yok. Bana deli diyorlar. Hayvanın enaniyeti var mı? Lan bana sığır diyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Diyor mu? Demek ki durum zaten... Biz de vicdana girersek enaniyet gider mi? Gidiyor tabii. Niye gidiyor biliyor musunuz abi işte? Tam ben de az önce onu söylüyordum. Ha. Çünkü artık orada Hasan Akar, Osman Gafur yok. Yok abim yok. Orada o bütünlüğü, vicdana girebilmek istiyorsan o bütünlüğe dahil olacaksın. Evet. Peki vicdanın Arap şeyine bir bakalım. Vecede kökünden geliyor. Bulmak anlamında. Ondan sonra... sonra vecede kökü ne, kökünden... bulmak yani lugat bunları veriyorum. Aslını, Rabbini, doğruyu, fıtratını vesaireyi bulmak insanın lugatına devam ediyorum. İnsanın içindeki iyi kötüyü kötüden ayırabilen akıl yapamadığı şeyleri bunlar. Zaten kötülüğü akılla yapıyor insan. Akılla yaptığı için Allah ona kötü diyor. Delinin çocuğun, sığırın kötülüğüne kötülük denmiyor. Akıl melekesiyle yapılana kötülük deniliyor. O zaman insanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevi hisler bütünlüğü, vicdan. Aynı zamanda vicdan, şuur. Kaçıncı şuur? Osman, ikinci şuur. Birinci şuur. Dima'da yani birinci şuurla çözülemeyeni ikinci şuur ile çözülüyor. Vicdan aynı zamanda ikinci şuur. Birinci şuur neredeydi? Hangi mertebedeydi? Taakkulun bütünselliğiydi. Evet. Şuur, batın ile
batın ile hakkı tanımak, batın ile, vicdanız konuşuyoruz lügatı, batın ile hakkı tanımak, başka yani farklı farklı alimlerin verdiği manayı okuyorum lügatını. Bir şeyi bir halde görme, bulmak demekmiş. VCD kökünden üretilen bir mastardır. Yani bir sistemdir. Manası VCD bulmak. Neyi bulursan, neyi kastedersen, neyi bulmak istersen onu bulursun. Şimdi biraz şeyine, tabirine şey yapayım, cümle cümle. Bugün herhalde vicdanın şeysine, tabirine gelecek. Abi keşke resimde Osman çekeyim mi eğer? Yok bir şey yapıyorum. Yani gönderirim. Ha gel çek istersen çek. Ya bölmesin. Yani öyle takip. Ya böldük. Yok tamam olsun gel. Şurayı bir çek abim. Şunu. Koşturmuyoruz çok şükür. Onu çektin mi? Bir dakika. Gölge olmasın diye. Bir de şu abim. Şuradan şu. Şuraya, ama bunu da çekebilirsin, onu da okuruz. Tamam. Gönder abi. Ya ben vicdanda ne gördüm biliyor musunuz? Öyle hakikaten öyle iddia ediliyordu ya, ediyordu, konuşuyorduk böyle. Allah cennet gaye edilmediği için cehennem korkusu olmuyor. Rıza ilahi. Hakikaten vicdanla çalıştıkça inşallah bileceğiz demiyorum. Hissedeceğiz ki üst mertebe. Hakikaten kainatta farklı bir sistem, kabirmiş, hastalıkmış, yaşmış, kadın, erkek, hiçbir şey böyle değilmiş yani. Bu değil yani. Hakikaten hakikatini görecek ki sonuç şu, cennet değilmiş gaye. Öyle bir şey yok yani. Peki Kur'an'da cennet vaat ediliyor. Gafur'un vermiş olduğu misal vardı değil mi? Baba Kur'an'ı kastediyor, bisikleti vaat ediyor. Ama çocuk bisikleti gaye ediniyor, Kur'an'ı vasıta yapıyor. Kur'an'a çıkayım gaye, bisiklet alayım. Ters orantılı ya. Yani bu akılla biraz böyle yer yer, çoğu zaman ters çalışıyor. Yani göreceğiz abiler. Korkunun o mahkemedeki hakimin kendisi bile şahittir. Yani buradan aldım. Allah burada hakim, şahit ya her şeyimize. Haşir meydanında da Allah hakim olacak. Melekler sorgulamayacak bizi. O çok hoşuma gidiyor. Yani hakim hem vekilimiz. Avukatımız da hakimimiz de aynı. Çok tuhaf. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyoruz ya. Ya Rabbi sen benim vekilisin. Kime? Sana. O zaman vekaleti, vekaleti vermemişsin. Noter tasdiki yok. Noter tasdiki yoksa yoktur. Noter tasdiksiz. Tasdik yoksa iyi değil tabii o. Ama seni bir yerlere kadar taşımışsa bir şey söyleyeyim. 76 şualardan. Suret hakikate istinad eder. Ondan medet alır. Hayatlanır, ruhlanır, vücut bulur. Siz bana bir suret söyleyin de aynı anda hakikati olmasın. Farunu anladın demek istedim. Siz bana bir suret söyleyin. Aynı anda hakikat olmasın. Bakın her hakikat vücuda gelmiyor. Ama vücuda her gelen hakikatla beraber geliyor.
Şu anda hakikat mı? Suret mi? Suret. Hakikati aynı anda oluyor. Olacak değil. İktikada zıt zaten. Menfide nasıl oluyor abi? Menfide de vücut buluyor ya. Ademi oluyor ya. Oradan tırsıyoruz ya menfi. Tabii ki o başka konu yani. Mesela geçen sordu Almanya'da ya yazın. Yani hocam diyor, Nur Talebi Sokak'ta değil. Yani biraz zahirci. Cami neyse ismini söylemeyeyim. Orada irşat başkanı bu. Onlarda irşat başkanı bölüm bölüm var. Diyor ki ne farkımız var diyor. Biz diyor Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz, ahirete inanıyoruz. Biz de ölümden korkuyoruz. Almanlar da korkuyor diyor. Alman sordu, bir şey diyemedim dedi. Hatırladınız bunu? Bir şey. Geçen de bahsettim. Ya kardeşim, Almanlar, yani Alman sift değil, kafirler veya gafirler, ölümden korktuğu için çare nedir? Sefaat. Unutma yoluna gitmiş. Uyanıklık değil. Sefaat, gayrimeşru hayat, zevkli olduğu için değil. Unutmak içindir. Bundan korktuğu için. Müslüman ise günahından korktuğu için sevaba uyanıktır. Bak birisi kaçmıyor, birisi yapıyor. Mesela kafir ölümden korkuyor. Unutmak için günaha giriyor. Müslüman ölümden, ölüm derdi değil, günahından korkuyor, sevabına uyanık. O günahına uyanık olduğu gibi bu sevaba uyanık. Bu günaha niçin kaçıyor? Ölümden korktuğu için. Bu sevaba niye kaçıyor? Günahından korktuğu için. Ölümden korktuğu için değil. Vay be dedi. Hemen gidiyorum. Git. Git söyle. Ne dedi? Dedi ki çok ilginç dedi. Bunu sana kim söylediyse dedi. Buraya geldiği zaman bana getir beraber konuşalım. Düşünen abimiz evet. Buna konuşalım. Çünkü Hristiyanlığı şey yapıyor ama haşr-ı ruhani, cismani şey yapmıyor. İki, irademe hakim ol, iradene hakim ol, fakat vicdanına mahkum ol. Vicdanı zayıf insan, dikiş tutmayan, çürümüş kumaşa, çivi tutmayan, çürümeye yüz tutmuş tahtaya benzer. Dedim ya ilk önce vicdan hakkında bazı şeyler okuyayım. Haşir meydanının küçük bir nümunesidir vicdan. Kendine en iyi şahit vicdanındır. Çok garip değil mi? Vicdanın bizim bildiğimiz gözü kulağı yok. Fakat bildiğimiz gözden ve kulaktan daha iyi görür ve duyar. Bizim bildiğimiz gözü kulağı yok. Ama bizim aklımızın düşünemediği, gözümüzün görmediği, kulağımızın duymadığı biliyor, görüyor, duyuyor. Çok tuhaf ya. İnsan kendisine rağmen çalışan bir sürü sistem var yani. Allah Allah. Doktor bir şey demişti bana. Benim bir süreç yaşamıştım. Allah razı olsun unutmuyorum. Allah birbirimizden ayırmasın. Gece kalkmıştı bizi, İstanbul turu yaptırmıştı. Şimdi dedi ki vücutta bir hastalık var. Senin şuurun olsun olmasın o hastalığı, o vücuttaki bedensel şeyi ortadan kaldırmak, düzeltmek için senin şuuruna bağlı olmayan mükemmel, müthiş, senin aklın anlamayacağı sistemler aktif, devrede. Sana bağlı değil. Yani aklına bağlı değil. Düşünmüyorum ama çalışıyor. İşte biraz önce senin söylediğin maneviyat da öyle. Osman çok etkileniyorum ya. Şu anda manyetik boyutunu almış ya. Böyle vicdan bir tuhaf. Yani aklı yok. Kafası gibi aklı yok. Kafadaki gözü gibi gözü yok. Kafadaki kulak gibi yok. Dili yok. Ama aklın aklı olmuş. Gözün gözü olmuş, kulağın kulağı olmuş.
Vicdan duyuyor ama kulaksız. Uykudaki insan gibi. O anda birisini rüyada görüyoruz. Konuşuyor. Çok tuhaf oluyorum. Etkileniyor mu ya bu vicdan sisteminden? Yani arkadaş, horlamanı sen duysan uyuyamazsın zaten. Uyanırsın. Yanındakiler kattıydı. O anda birisini rüyada görüyorsun. O sana bir şey duyuyor, söylüyor, duyuyorsun. E bu kulakla mı duydun ya? Deriz hep böyle. Başka bir şey işte bu. Aklı yok, aklı yönetiyor. Yapma diyor. Akla diyor ki, akıl üstü. Bu diyor, akla zıttır diyor, akla söylüyor. Kısa vadeli düşünüyorsun diyor. Buna neşter vurmadın diyor. Bu üzerine uyuşturucu merhem sürüyorsun diyor. Aklı yok, akla akıllılık yapıyor. Hükmediyor. Bu nasıl bir acayip ya. Arkadaşlar, ölümden korkan, zahire muptela olan akıldır. Çünkü akıl kabir ve sonrasını çözemez. Akılın işi değil. Kabahat bizde. Buna diyoruz ki çöz onu. Akıl değil ki. Akıl matematik, fizik, kimyalarla, yani kainatın ilişki ve çelişkilerini, bedenle alakasını çözmeye bir alettir arkadaş ya. Her şeyi ona niye bindiriyorsun? Bir alettir ya. Termometre, barometre gibi diyor. 27. sayfa sözlerde. Akıl cihazı diyor ya. Alet diyor. Kabir ve sonrasını matematikle çözemezsin ki, fizikle çözemezsin ki, akıllı çözemezsin ki. Akılla yapılmamış ki, o örülmemiş ki o memleket. Çocuk da deli de ölümden korkmuyor abi. He? Çocuk deli ölümden korkmuyor. Korkmuyor. Deli hiç ölümden korktuğunu gördün mü? O deli değil o zaman. Adam mesela Almanca biliyor mu bilmiyor mu yanımda yaptılar. Bilsen. Acayip acayip şeyler söylemişler. Herhalde küfür metrine şey. Bakayım tepki verecek mi? Adam rahat diyorsa hakikaten bu yalan demiyor, bilmiyor. Çocuk. Şimdi yeni öğreniyor. İrfan'ın çocuğu. 1 yaşında. Mabet kuşunun elini götürdü. Ondan sonra bir şey yapmıyor. Ben götürüyorum, ısırıyor. O hayvan. Ondan daha biraz da sonra biraz incitti böyle. Tuttu biraz. Daha çocuk götürmüyor. Ha, öğrendi. Götürmem daha dedi. Ya bir tuhaf değil mi ya? Aklınızı yöneten akılsız bir sistem. Yani akılsız derken aklı, bizim akıl cihazı yok. Ama akla hakim. Devam edeyim. Hasan abi, bir ara Harun çok söylerdi. Gözde görüyorsun ama asıl gören beyin. Evet. Aydınlığı fark edenin içi kapkaranlık. Mesela işitiyorsun. Diş kulakta bırakıyor ses dalgasını. Orta kulakta sıvıda elektriksel impuls dalga boyuna geliyor. Beynin arkasında hiçbir şey yok. Yani dalga, elektrik dalgası ya. Öyle ses yok kafada. Kafada ses yok abiler. Kafada şekil yok abiler. Elektriksel dalga ya. Ya sana küçük bir kabir ya. Burası. Ya dünya bu. İçeride bunu anlamlandırırken buraları burada aynısıyla mi oluyor? Yani ben sizi kafanın içinde resim mi var şu anda? Bak göze geliyor retinada şekil, elektriksel dalga boyuna atışları gibi böyle. Ya doktor tutuyor. Nefes al diyor. Ver bir de bana ya. Bir de bakayım. Güm 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 güm. O değil. Ben ne anladım? Ha, üşüttün diyor. Bilmem ne oldu diyor. Nasıl anladın? Onun lisanını öğrenmek için 6 sene verdim diyor. O zaman kabrin lisanını da çözeceksin kardeşim. Yani sırf kalbin güm 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 günü Sümer, Asurlarların tabletini çözmek için adam ömrünü vermiş. Lan esas gibi sanki Asurları ve Babilleri onu soracak. Kabrin lisanını, ömrünü vermemiş hiç. Kabrin de bir lisanı var. Bir şey diyor, gözüküyor. Ya ne demek ya? Asurlarda adam böyle şey yapmış. Oo, kitap yazdın ya bir tane şekilde. Adam ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, ondan sonra uzmanlık, koy, güm, güm, şuraya koy, güm, 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 koydum ya ben, ne anlarsın senle ben gafur, bir de doktora koy, doktor koysun, o lisanmış ya, lisan, kainatın dilini, ne demek istiyorum, arkadaşlar,
dışarıda etrafımızdakileri alıp itibari ve nisbilerine dönüştürerek, yani eşyanın nesnelerine taşınarak, düşünerek, düşünmek neymiş biliyor musunuz? Yeni öğrendim Hasan-ı Bediye'de. Düşünmek deşmektir. Yani ben düşünmek demek, ben düşününce bir yerden geliyor bana zannediyordum. Hayır, düşünmek var olan bir şeyi deşiyorum, yani torbayı deşiyorum. Pekmez mi var içinde, zeytinyağı mı var, şerbet mi var bilmiyorum. Deş böyle akıyor. Düşünmek deşmektir diyor. Yani bende ya, düşününce ben benden çıkıyor. Ben hariçte bir şey yok. O sebep oluyor dışarıdaki. Düşünmek deşmektir diyor. İçini deşiyorsun. Kendi kendine soru soruyorsun. Kendi kendine kapısını çalıyorsun ya. Bir tuhaf ya onun hakkında. Kaç sayfa yazmış? Size de göndermişim galiba ya. Asar-ı Bediye'de mi geçiyor? Asar-ı Bediye'de geçiyor ya. Ya çok, ya kaç sayfa yazmışım bir görsen ya. Tam sizlik abi orası. Ha ya. Tam akademiyenlik ya. Yani kaç sayfa mı? Ne çıktı biliyor musun? Asar-ı Bediye'de iki cümleyi okur musun? Yani? Okuyayım onu bulayım dur. Bak zıt zıttını barındırmış. Yeni bir şey yani. Ahiretin ispatı, psikoloji ne diyorsan bak. Koca şu kadar bak. Oradan şey buldum. Sırf psikoloji olarak onu şey yaptım. Şu kadar bir şey değil de. Şu. Sıt sıtını barındırır. Acayip. Onu da böyle bir ısırmak için bir iş yapmak. Bak. Okuyayım o sizi. Deşmektir. Of nana oh. Evet, ama hangisinde deşmeyi yazdık? Rabbim ya. Bulmam lazım. 216 mı? 216 değil mi? Evet. Ha. Düşünmek deşmektir. İstatı daima lezzetimiz temel oysa muhabbeti mevzim de kemalatı. 589. Tamam. Daimi lezzettir, ruhunda müzmardır. Düşünmek deşmektir. Beşerin vicdanı, insanın fıtratı istiyor daima daimi bir lezzet. Müstemir bir nimet. O ise muhabbet, marifet, tefekkür, tecelli, kemalat-ı ruhi. Amin. Bir hürmeti Seyyid-i Mürselin. Nereye oturdum Türk iş plaklarına? Bu sayfayı harika yani. Zıt zıtını nasıl cem ediyor. Bir, biraz okuyayım isterseniz? En enteresanı neresi biliyor musunuz abi? Zaten vicdan. Beşerin, vicdan beşeri. Vicdan. Fıtrat. Ya şeyde fıtrat iki yerde geçiyor. Şeyde de diyor, Asar Bediye'de yine diyor, düşünmekse deşmektir diyor. Sayfa 5. Sayfa 614. İşte o şey, birkaç yerde geçiyor. Cemaatta. Evet. Hasan abi ben biraz böyle heyecanlanıyorum, konuşmak da istemiyorum uzun süre. İşte konuş. Ama o ilk ders aklıma geldi şimdi Zeytinburnu. Daha doğrusu geldi derken şimdi oradaydım şeyde hani Mavi Halı'nın ilk lef-i muhafız dersini yapıyorduk ya ben. Lef-i muhafız böyle bir heyecanlanmıştık. Osman abi Dima şey orası da böyle soğuktu. Siz gelmiştiniz falan. Şimdi abi vicdana geçeceğiz inşallah da yani acayip bir iki boyuttan üç boyuta geçer gibi. Şimdi Gafur abiye bakıyorum çıktığımızda ağaçlar gülecek, hoş geldin diyecek. Yaz günü giderken birden kar yağacak. Ya şimdi ben onun heyecanındayım da şimdi Allah nasip ederse her şeyimiz değişecek. Hep şey. Ona yani, hazır olun dedi. Aynı yerdeyken bambaşka bir doktor şey olacak. Doktor konuşurken bir hastalık gününde hatırlarsın. Evet biraz ne yapıyorsun dedi de vicdan dedim. Oo falan. Şimdi hakikaten toparlanamıyorum yani. Hatta şimdi deşmektir. Ben buraya girersem şu ısınmayı kaybedeceğim. Bu düşünmek deşmektir. Neye girdim? Yani oldu bu oldu da fıtrat, hılkat, hakikat, mahiyet mesela. Hılkat da fıtrat. Zıt zıtını barındırmış. Tam bir psikoloji. Nasıl zıt zıtını cem etmiş mesela. Hani biberde lezzet var ya gibi. Ama öyle değil. Çok misaller Allah nasip etsin. Şey gibi değil mi? Kabirdeyken aslında cennettesin. Tabii ya. Arkadaşım debelenip duruyoruz ya. Zahirde ya. Abi özür dilerim. Dün şeye gittim yani böyle anlatıyorum. Bir MR'a gir dediler. Ya dedim tamam montun asıyorum. Bir şey olsa bas ne basacağım falan dedim. Abi içeri bir girdim.
Nefes al, çıkart dedim ya, çıkart. Şaşırdım kendime. Annemden bilirdim rahmetli işte, oğlum bir sık orası da açığı varmış. Hiç bilmiyorum, aklıma bile gelmedi abi. Birden bir daraldım böyle sütte. Oh dedim Harun, günahlar. Dedim çıkart beni, çıkart. Çıktım abi dedim, bir nefes aldım. Dedim sonra bir kendine gel. Gir dedim içeri. Girdim abi tekrar. Oo dedim bak, Münker Nekir dersi yaptın, kabir dersi yaptın, bu var işte, üstad var. Bir baktım adam, çıksana kardeşim diyor, zorla girdi şimdi. Çıktım iki dakika mı? Dedim aynı, ben aynı şey. Yani bu mesela abi hepsi bizde. Ne yaptı biliyor musun? Zor durumda o kirpi, tosbaha ve böyle bir de şey var, elbisesini taşıyan, evini taşıyan mahluk gibi. Onun içeri giriyor ya, mesela hadiseler olduğu zaman, akılla çözemediğiniz zaman, ki Allah Resulü diyor ki, eğer diyor çözemediğiniz zaman, zıtlar olduğu zaman, aklınızı değil kalbinizi dinleyin diyor. Mesela siz koyun kendinizi, Gafur, çöz bakayım şimdi olayı. Bir örf var, anane var, kültür var, gelenek var, beklenti var, var da var. Böyle düşün şimdi. Bir ay önce planlanmış ders var. Pendik, Üst Kaynarca'da cemaat bekliyor. O günde öğleyin gömülmesi gereken öz biraderim var. İkindiye sarkmış. Hem de en şeye vermişler. Dudulu bilmem ne tarafı. Ders var, abisin, cenaze evinin beklentisi var. Akıl, vicdan ve olay, akıl ve vicdan. Çöz hadi. Derse gitsen bir türlü, gitmesen iki türlü, eve gitsen bir türlü, ne yapacak? Nasıl dersin o bekleyen cemaata, kardeşimin cenazesi var, gelemem. He? Onun için bana ne diyorlar biliyor musun? Yarım akıl. Yok, dengesiz bu konu. Dengesiz, muazenesiz. Başkası diyor ki filozof, başkası vahdet-i vücut, başkası felsefeci, başkası şey. Hakikaten hepsi doğru mu? Hepsi doğru. İtiraf ediyorum. Evet. Çünkü ben bir aynayım. Ne oldu? Niçin bunu söylüyorum? Bir şey demek için değil. Koydum, dedim ki Allah Resulü şeyinde, üstü başım çamur, çıkarttım. Vicdan, ne diyorsun dedim. Çalıştım ya vicdana. Eğer ben bu projeye girmeseydim, bu olmazdı diye anlatıyorum. Durdum, ne yapman gerekiyor dedi. Akıl verme oradan verme, sen sus dedi. Aynı, hiç seyrediyor, mübalağa etmiyor. Akıl bütün gerekçeleri söylüyor. Vicdan, ömür billah, ezeli ve ebedi pişman olacaksın dedi. Bu konuda rehberin İsa Aleyhisselam, İmamı Ebu Yusuf, senin takip ettiğin abin Rüşt abi, o annesinin şeyi, cenazesine giremedi, o derse kaldı. Dedi ki, o olur, bir şekilde telafi edilir, bu ders telafi edilmez. Ve vallahi hiç kimsenin derse gelmemek bir özrünü kabul edemiyor. Hiçbir şey. Abi şey çıktı, vallahi... Allah kolaylaştırır, yeteri sanmıyor. Koydum kendimi, çıkarttım kabire inerken çamurlu elbisemi, durdum, akılla kalp çalıştı. Ondan sonra ben dedim çatışmaya gelemem ikiniz arasında, bana rahat bir dünya temin edin. Dedim, konuşuyorum. Sonra cennet alsa bir şey oldu, hadi şoföre dedim ki beni derse götür. Derse gittik. Ondan sonra evdekiler bekliyor, hoca geldi. Anladın mı? Tabii ne demişlerdir? Deli, muvazenesi. Zaten akıllı dedik. Anlaşılacak şey değil. Niye söylüyorsun? Akli bir iş değil şimdi. Akıl değil. Birinci dereceye yakının gününde derse gidiyoruz. Adam ömründe bir defa düğün oluyor. Haram helal demeden çalgı zurna gidiyor. Ve bu dünyada cenneti bekliyor. Her an kabre girecek bir değişken bir dünyada, değişken bir bedende bulunduğu halde, kabre gideceğini %100 bildiği halde haftada birkaç derse gitmiyor. Hafsala işte vicdan almıyor. Gideceksin, hiçbir özürün yok. Ama
özürü var şöyle. Bu vicdan derslerini uyandırsaydı olurdu. Bir tuhaf alem. Zıtları görüyorsun. Geçiyorsun oraya. İşte dedi ya. Emmar dedi ya. Şey, onun için anlattım. Giriyorsun. Merak etme. Bu dersler sekeratta da kullanılacak. Sekeratın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Ya. O kansersin. Bir yerin ağrıyordu gittin. Eline tutuşturdukları zaman raporu sekeratın suretine girdi. Sekerat suret başladı. Ondan sonraki kararların, dersleri gitmen, hayır hasenatın şimdi gibi olmaz. O kalitede olmaz. O geçti. Geçmiş olsun. Bu ona gün batıdan doğmadı mı? Daha doğmadı ama o kalitede... Hayır ona. He işte. Artık yani ona gibi. Gün batıdan doğmanın sureti. Sureti işte. O kalitede olmaz artık Mehmet kardeş. O kalite bitti. Şimdi mesela hayır hasenat yapıyorsun, derse gidiyorsun, bir de rapor cebinde derse geliyorsun. Cerrahpaşa'dan rapor aldın, derse geliyorsun. Allah'a, arkadaşlar fırsat hani burasını, sakın ıskalamayın. En yakının dahi olsa derse git. Abi, vatandaşlar biliyor musunuz ben Voltron oldum bu hafta. Voltron ne demek? Demir taktılar bana, artık Voltron'u oluşturdum. Ne demir anlamadım. Takmışlar. Öyle mi? Dört tane stent taktılar abi. Öyle mi? Geçmiş olsun haberim yok. Miraç'a gidiyor abi. Ha, dört tane demir. Vicdan inebilmek için yolları açmamız lazım dedi. Şey. Harun. Ben de yolları açtırdım. Sizin abi birader mesela bu köprüyü atlayamadı. Bu köprüyü atlayamadı kalp krizine ibadet etti değil mi? Hı-hı. Allah bana köprüyü atlattı abi. Hı-hı. Şimdi bunu vicdanda iyi değerlendirmek lazım. Evet, değerlendir vallahi acayip. Devam edeyim biraz daha. Diyorlar ki sekerat mı acaba? Senin tövbe kabul olmaz. Yok sekerat o değil. Değil mi? Yok. Hani şöyle raporu verince. Vicdanı alçak insanlarda olmayacak kadar kıymetlidir. Vicdanı alçak insanlarda olmayacak kadar ucuz falan değil. Vicdan içsel aleminin mahkemesi ve hakimidir. Hem sorgulayan hem sorgulanan, soru soran, cevap veren bir mahkeme. Haşir meydanın küçük bir nüminesidir vicdan. İnsanlar kötülüğü güçlü olduklarından değil, vicdanları zayıf olduklarından yaparlar. Eski fotoğraflar siyah beyazdı. Hayatlar da sadeydi. Vicdanla kişi kendi kendisine şahit olur. Bana rağmen karar alır ve bana tebliğ eder. Bundan dolayı kişi kendini iyi veya kötü hissediyor. Hissediyor, biliyor değil. Biliyor, düşünüyor. Olsa tasavvurda. Yani biliyor, düşünüyor olsa, tasavvurda, tahayyülde hissediyorsa vicdandadır. Yalnızlığını da gideriyor. Yani akılda da his var ama vicdani his kutsidir arkadaşlar. Lahutidir. Mücerreddir yani. Alem-i şehadet dolu. Alem-i şehadet cinsinden olmayandır. Ona ait bir misal vereyim. Hatırıma gelen. Arkadaşlar, burada mısınız? Evet abi. Bak, nasıl anlarız? Vicdani his insanı ne yapar? Adam, menfiden örnek vereceğim. Adam hipnoz ediyor, eline şarkı söylerken jileti alıyor. O kadar hipnoz olmuş ki bedenlerinden sıyrılmış. Nefsaniyet o kadar kim ki? Onun yaptığı jileti kesiyor, kendisi de hissetmiyor. Vücuduna jilet atıyor. Bir doktor demişti bana. Onu kestiğini diyor getirdiler ki dikerken şey diyor doktor diyor iyiydi ka diyor bana. Ondan sonra elinde jilet alamıyoruz diyor. Ben dikiyorum bir daha atıyor diyor. Gene dikiyorum diyor. Elinden alamamışlar. Hala o hipnozda. Yani jilet atabiliyor. Sen bir diken çıkartamıyorsun. Gözüne bir toz düşmüş tamam mı? Peki ne? Çok öncesi. O bedende değil artık. Nedir o? Hissi nefis. Nefsin bir hissi. Anlatmak istediğim şu. O açıldı,
zemin oldu. İçine oturdu his bir dünya. Artık oradan ne beden var, ne o şu, ne bu. Bir fikir zemin, libas. Bakın adama his inkişaf etti mi beden içinde? Beden içinde, beden onun içinde. O histir. Vicdan da böyle bir alem. Hissi kutsi. Üstadın bedenim cehennem olsa bile ruhum bir gülistan olur dediği gibi ya. Yani. Rahmani yeri. Evet. Yani menfisini gösterdim. Herkesçe bilinen. Adam inan kim unuttum. Elinden alamamışlar. Gelmiş acıyla kendisi. Kan akıyor diyor. Dikiyorum. Çekiniyorum da bana da atar diyor. Atmıyor. Dikiyorum diyor. Tam bitti. Bir daha yapıyor diyor. Dik bunu da diyor. Yani ne olmuş o? Bazen bir fikir, bazen bir düşünce intihara değil mi? Bazen çözümsüz bir iş hisse dönüşür. Ne intihar eder? Bunun içine girer. O yok artık. İçinin içine girer. Dışım içinde olur. Dış tarafı içine geçer. Yani zahirde insanlar bedenlerinde zannediliyor. Yani pek kimse yok bedeninde. Veya menfi veya müsbet. Fark etmez. Şu anda biz bedende olmadığımız gibi onlar da bedende değil. Beden bizde. Beden ne işe yarıyor? Hüviyetidir. Yer, mekan, adres belirlemek için bulunuyor. Menfi adam şu anda çal oynasın, vur patlasın, hissin içindedir. Bakın jiletin içinde. Anlamıyor. Mesela bir hatıra ustadın, bir düşünce, bir mazi, bir öpmekte, bir danede. Batma diyor. Ne demek? Gölde insan batar. İçimin içine batılır mı? İçin içine alıyor seni. İçin seni içine alıyor ki batma diyor. Bütün kainatı atsan o göl dolmazken o sana mezar olmasın diyor. Senin mezarın sende. Batma diyor o duyguya, o fikre, o hisse. O zemindir abiler. Uyanınca bir daha. O uyandı mı menfi veya müsbet sen onun içindesin. Zaten uyanmanın adı budur. Seni içine aldığı için uyandı deniliyor. Şehvet, gadap. Adam gadaplanıyor, adam vurmuyor. Arabada kavga yapmıyor mu? Soran yönelince gafur ne diyor? Aa, ben mi ya? Ben bunu nasıl yaptım ya? Yok canım ben de. Allah Allah, hiçbir şey hatırlamıyor. Diyoruz ya. Bir gadap, bir şehvet, bir şey his, bir intikam, bir merhamet, bir şefkat, bir şey. Uyandığını nasıl anlarız? Seni içine alıyor. Menfi veya müsbet bizi içine alıyor. Hep içine alıyor. Baksana uyanmış, dik diyor, bunu da dik diyor. Burada mı? Hipnozda mı? Evet. Mesela ben... Almaya da bunu dinleyecek Bülent şahittir. Ondan sonra o arkadaşlar Frankfurt'ta İsmail, o da şahit. Çok kişi şahit. Böyle ama ondan sonra daha korktum yani. Bülent abi selam var. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Ben korktum ondan sonra bir daha asla yapmayacağım ama söz verdim. Birisi vardı. Mardinli miydi? Malatyalıydı. Maraş'tı mıydı? O öyle bir şeydi. Baktım ki levlim yani. Belki. Nasıl olur ya? Yani Kur'an nasıl şifadır falan. Ya Ramazan değildi. Yemek çünkü ikindi de yedik. Oturdu. Yani dedi sen dedim uyandığı zaman yani içine giriyorsun. Bu duygu gibidir. Kur'an da öyle. Eğer uyandıracak gücümüz varsa sende de biraz şey varsa o uyanınca o hissi, o latifenin, o duygunun içine giriyorsun, gölüne artık tefeyyüz ediyorsun, değişiyorsun. Nasıl olur dedi falan itiraz. Dedim ya ben şimdi seni okusam uyuturum Allah'ın izniyle dedim şu milletin içinde. Bir şey yok ya dinlemez falan. Nasıl olurdu bu kadar milletin içinde dedi ya. İşte böyle bir şey olmaz dedi.
Dedim ki namaz kılacak mısın dedim böyle olursa. Dedi tamam dedi. Dedim uyuduğuna delil şu olacak. Sofrayı görüyor musun dedim. Sofra kuruluyor kuruldu. Yenmemiş sıfır daha. Şimdi biz seni uyutacağım Allah'ın izniyle. Biz burada yemek yiyeceğiz. Yemek bitecek. Sonra ben uyandırırsam uyanacaksın yoksa uyanamayacaksın. Ulan herkes şahit. Sonra uyuduğuna delil yemekte bitmesi olacak. Allah Allah dedi. Nasıl olacak ya böyle şey dedi. Tamam iyi. Takdir Allah uyuttu. Allah uyuttu. Sonra uyudu, uyandırdık. Sofrayı görünce ağladı. Uyudu. Gitti eve. O psikolojiyle. Karısı olur mu ya şöyle dedi ya. Nasıl? Neyse telefon açıyor. Abi de ben bu psikolojiden hiç kurtulamıyorum. Ya kadın da. Ondan sonra iyi. Dedim ki ben oraya gelirsem ikiniz de uyutun. Ondan sonra ikiniz de uyutun. Kapıyı çeker giderim dedim. Ondan sonra nasıl olur dedi ya. Yanımda da birisi ile gittik ailece. İyi dedim. Dedik ya bu madem çığlığına çıktı iyi dedim. Gittik çayı koydular. Biz iki kişiyiz. Benim dışımda eşiyle. Tamam. İkisi çayı koyduk, fıstıkları koyduk. İkisini de Allah'ın izniyle uyudu. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. İkisi de uyudu. Biz gittiğimiz kardeş de eşiğini vesaire var. Çayı da içtik, fıstığı da çektik. Bak ne haber diye şeyde koyduk kağıdı. Çekip gittik, uyuyor. Kapıyı kapattık. Sonra gittikten sonra 15-20 dakika sonra telefon ettim. Hadi kalk çaldı. Ondan sonra kalktılar, fıstık bitmiş, çay bitmiş, kağıt bırakılmış, gitmiş adam. Nasıl oluyor? Arkadaşlar, açılıyor, içine sokuyor. Aynen böyle. Bunu bir Bülent'e telefon edin, kendisi konuşsun. Açarsınız telefonu, kendisi şahit orada. Milletin içinde, gündüz ikinde uyuyor, yemekte yiyoruz. Orada isterse uyandır. Biz uyan demedikçe o uyanamaz. Ama ondan sonra bir daha asla. Çünkü korktum yani ya uyanmasa, ya olmasa. Ama Allah biliyor ben namaza başlar diye yaptım. Başladı mı? Tabii ikisi de nur talebesi oldu. Tabii iki kazandık çok şükür ama o rızkı bir daha olmaz. Ben biraz da okuyayım. Stop. Sonra bir bu işi yapmasın diye Cenab-ı Hak o sıfatı da size de söyleyeyim. O sıfatı, o şeyi de aldı bende. Onu da söyleyeyim. Talep etmeyelim. Talep öyle bir şey yok inan. Gitti o. Aynı zamanda vicdan kendi konforunu terk ettirir vicdan. Vicdan aynı zamanda kayıtlanmış fıtrattır. İnsanın büyük muhasebesinin küçültülmüş kayıtlı fıtratıdır. Hakla batıl kayıtlıdır. Yani orada hakkı da batılı da sana söyler. Bozmadıkça o sizi korur. Rabbimizi bize tarif edendir. Fıtrat da vicdan da yalan söylemez. Tıpkı suyun demiri parçalaması gibi. Donunca. Kendisi kendisini sınırlayarak hür olur. Hürriyet oradan geliyor. Başkasız insan sınırlarsa köle olur. Bunu vicdan yapıyormuş. Kendisini kendisiyle sınırlayan vicdandır. Kendi sınırını yine kendisine açması. İnsan aynı zamanda motive edendir. Vicdan, vücut, vecd, mevcut aynı kökten gelen kelimelerdir. Vicdan, vücut, vecede, mevcut aynı kökten gelen kelimelerdir. Vicdanın kemali her varlığın özü esma olduğuna
şuur etmesidir. Suretten hakikate geçer. Her varlığın bak hücresi olduğuna evet. Şuur etmesidir. Etmesidir. Her varlığın özü yani bu surettir. Bunlar hepsi surettir. Aslı özü esma olduğunun şuur seviyesidir vicdan. Akıl ise ilim seviyesidir. Suretten hakikata geçer. Baktığı her yerde Allah'ın veçesine, yüzüne kapılmak vecd halidir. Ondan gelmiş vecede Osman. Yani Allah'ın her gördüğü şeyde arkasını gördüğü için vecd hali oluyor. Coşmaya ve meczup oluyor. Ondan vicdan denmiş. Yani çünkü vicdanda en son 4 mertebe var içerisi soğan gibi. En dışında irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğü için vecd oluyor, vecd. Ve hakiki vücut buluyor bu sefer. Vücut buluyor. Arkaya da bulduklarını arkaya taşıyınca mevcut oluyor. Bir şey sorabilir miyim abi? Efendim? Daha çok erken ama. Mesela ruh acıyı veya azabı diyeyim vicdanda mı çekiyor acaba? Yani evet. Öyle değil mi abi? Evet ama vicdani elem ayrıdır der üstad. Vicdani elem ayrı mıdır? Evet mesela şefkat. Şefkatın elemini marifetullah'tan başka hiçbir şey kaldırmaz diyor Mesnevi Nuriye'de. Mesela ruhta ne vardı vicdanın sistemi? Şefkat. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, şefk, surur, lezzet mukaddesi, memnuniyet ve ihtiyar. Bunun tersi de, bunun elemidir. Vecd olmak, coşma, vicdanın içerisinde irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye ya. Latife-i Rabbaniye, Rabbini müşahede ediyor. Ama kör olası cehalet, çok konuşmuştuk bunu. Allah gözükmez diyerek, hani var ya böyle bir abi vardı Ayrancık'ta İzmir'de. Adamlar diyor ki diyor, Deccal için Allah göstermesin. Geldi diyor Deccal'ı dedikleri için hakikaten Allah göstermiyor diyor. Lan gelmişse göstersin diyor. Şimdi Allah gözükmez diye öteleştirdik yani. Oysa Allah kafa gözüyle gözükmez. Kafanın kulağıyla, aklıyla bilinmez. Ama vicdandaki latife-i Rabbani'nin vazifesi Allah'ın görür. Ama bu görmek, dersin biraz başında söylediğimiz gibi, kafa gözünün gördüğü gibi değil. Çünkü vicdanın gözü kafa gözü gibi değil. Vicdanın kulağı kafa kulağı gibi değil. Vicdanda aklı yöneten aklı kül var ama bizim bildiğimiz kafadaki akıl sistemi değil o. Başka bir akıl ki girince göreceğiz. Çünkü aklı yöneten değil mi Osman? Vicdan. Aklın yanlışını, doğrusunu yapma diyor akla. Çünkülerini veriyor. Akıl şaşırıyor. Benim diyor ayağım var diyor. Kanatım yok, uçamam. Aklı yok bizim bildiğimiz gibi ama aklı yönetiyor. Şey abi 17. sözde çok güzel bir yer var. Nazm-ı Mani'de akıl için yani akıl hiç ve hiçlik ve Adem'den. Ruh zevalden. Kalp mecazi mahluklardan. Vicdan fanilerden yani fenadan yüzünü çevirdi diyor. Yani bu evet, etkilenme yerleri. Evet. Gafur kardeş dedi ya. Evet. Acaba buradan mızdır? Yani ayrı bir ümre sanki. Evet. Hepsi farklı. Mesela insan acizliğini, fakirliğini bilecek diyor değil mi Gafur? Ya böyle tek kelime konuştuk. Dur talebesiyiz ya. Evet farklı. Bilmiyoruz ki ne demek. Acizlikle Allah'ı var ediyorsun. Fakirlikle ahireti var ediyorsun. 6 tane iman esas ama aslında 2 kutup var. 2 kutbu imani. İmani billah, imani biliyom ila ahir. Acizliğin kadar Allah biliniyor,
fakirliğin kadar ahiret aktif oluyor sende. Evet. Şimdi bak bu fan. Mesela ruh zeval. Ruh zeval. Vicdan fani. Evet. Akıl hiç ve adem. Hiç ve adem. Kalp mecazi mahluklar. Evet. En sonunda nefsine diyor, sen dahi bir çare nefsim diyor. Bunlara uy diyor. 17. Leman. 17. söz olması lazım. Hasan abi. Söz oynuyor. Girmişken fakirlik deyince acizlik biraz şey oluyor. Fakirlikte neyi anlayacağız? Neyin fakirliğini? Biraz o fakirlikte yani işte onu bulma cennet yani böyle istediklerimizin mi yoksa daha başka bir şey mi? Tabii fakirlik. Başka. Neyin fakirliğiyiz? Bak ya. Mesela ilk önce suretini şey yapayım tarif. Zengin ve fakir kimdir? Mesela malı mülkü çok, Koç Sapancı gibi. Ama öyle bir talepleri var ki adamı fakir etmiş. Fakiri suretine bakacağız şimdi. Mevcuda bakarak değil, hedefine bakarak mevcudu yok olmuş. İç alemine taşınıyor o hedefiyle. Mevcut aleminde yok oluyor. Talep ettiğinin eline geçmediği için onun fakiridir. O zaman fakirliği ne kadardır? Talep ettiği kadar. Talep ettiği miktar kadar, yüksekliği kadar fakirdir. El kanaat tükenzun laif'te, kanaat tükenmez bir hazinedir. Adam zengin kim? Malı mülkü olan değil. Bak değil işte, malı mülkü vardı, çok fakir. Zengin, sureti, zahirde çok olan. Oysa kanuniyeti nedir? Kanuniyeti, zenginliğin talep aslığıdır. Talep. Neyi talep etmedin? Etmediklerin şeyin zenginiz. Fakir. Bu elimiz araba geçmedi, şu geçmedi değil. Zahirde. Fakir nedir? Fıtratımızın istediği. Ahireti ebed, sonsuz. Bir anda her yerde olmak. Ölmemek. Ölmemek. Şu anda onun fakiriyiz. Talep ediyoruz. Ona ne diyor ustad? Nokta istimdat. İmdat! Beka istiyorum, ölmek istemiyorum. Cevap veren yok ki kimse. Bende var diyen var mı? Evet istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum, imdat. Cevap veren kim? Ahiret. İmanı bil ahiret. İmanı bil ahiret. Fakirliğini o gideriyor. Ne kadar fakirsin? Ahirete imanın kadar. O kadar da toksun. Ne kadar acizsin? Allah'ı bildiğin kadar. Aciz. Allah da ihtiyacımız. Çünkü bunu ben kendi uydurmadım. Diyor ki acizlikle nesin? Kudretini, fakirlikle Allah'ın gınasını bilirsin. Aynı olursun. Allah öyle diyor. Risale'de öyle geçiyor. Adalet isteği hangisine giriyor? Aziz adalet mi? İsteği üç sıfatın cemiyidir. Hikmet, şecaat, iffet. Yok yani bizim mesela acizimize mi yoksa fakrimize mi? İkisinin cemiyidir. Çünkü adalet ikisinin cemidir. Adalet kavramı hak sahibinin hakkını vermek gibi değil yani. O basit oluyor. Bak yani iffet var. Adaletin için iffet var. Şecaat var. Hikmet. Hikmet var. Ne kadar güzel ya. Risale nasıl tok yapmış. Doğru. Bu da söylediği suret daha. Ama yani söylediğimiz mesela adalet, hikmet, şecaat, iffet. Ne demek diye bakıyorsun ki dima, vicdan, kalp veya dima, kalp, ruh. Yani Risale-i Nur hakikaten ilginç ya. Hakikaten tuhaf. Hakikaten garip ya. Bir kelime ya. Kelime için garip ya mesela. Enfus. Bilmeyen çekti azap. En garip tarafı sehli mümtenidir diyor garip. Gafur. Bakarsın kolay. Ama neye nesidir deyince mümteni olur. Sehli mümteni. Yani çok kolay, çok zor. Ama mesela bunu dışına da atıyor. Şöyle diyor. Ya bırakın diyor. Lugatına bile dokundurmuyor. Vay ne sadakat ya. Fe subhanallah. Lugatla da şey yapma.
ne yaptılar biliyor musun? Bu el, gizli el. Bunu diyenler iyi niyetli olabilir ki, iyi niyetlidir şüphemiz yok. Kur'an'ımızı, aman ha, dokunma. En yukarıya, en güzel kılıf, kızların çeyizinin torba yapıp, ben ablalarımdan, annelerimden öyle gördüm. Torba yapıp böyle güzel, tavana güzel bir yere asmak. Kur'an'ı astılar oraya. Gelişilmeyecek bir yere. Evet, astırdılar bize. Risale-i Nur'a da, dokunma, dokunma. Niye dokunursun? Dokunma. Sadakat abidesi fe subhanallah. İşte arkadan gizli bir el, bir saf trikleri kullandılar, kullanıyorlar. Ama kullandırtmıyor Risale'den, merak etmeyin. Laikalar eli kapattı, unutturdular. Hizb-ı Kur'an'ı unutturdular. Komple Risale-i Nur, onu ikisini becerince Risale-i Nur teberrüken okunur. Sebap için okunur. Sebap için Kur'an okunur ya. Oraya kılıfa koyup Kur'an'ı astırdılar. Oysa Kur'an hayat kitabıdır. Hayatın içinde hayattır. Hayatın hayatıdır. Risale-i Nur da öyle. Müzakere edeceğiz kardeş. Hayatımıza taşıyacağız. Hayatımıza taşınacağız. Hayatımızı anlamlandıracak. Ne diyor ya? Biraz önce dedi ki, düşünmek deşmektir. Adam hiç düşünmedi ki bunu. Düşünmek deşmektir. Neyi deşmektir? Vicdanını ve fıtratını dedi. Altına söylüyor cevap. Neyi deşiyor? Şimdi eskide sakacı vardı Osmanlılar'da. Saka su taşırlardı. Pekmez taşıyordu. Yoğurt taşıyordu. Musluğu takmıştı. Bal koyarlardı mahalle mahalle. Taşırlardı. Saka, su, o torba yani deri, ne diyor? Hayvani deri. Torba. Şimdi ne var bu torbada? Ne bileyim ya. Deş kardeşim. Aç musluğu, aksın. Ne deleceğiz Ali? Fıtratını ve vicdanını diyor. Düşünmek oymuş. Yani düşünmek, aklı kullanarak vicdanı deşiyor. Vicdanın bizim bildiğimiz gibi aklı yok. Bizim bildiğimiz gibi gözü yok, kulağı yok. Ama yok da yok, arkası. Bizim bildiğimiz akıl yok ama aklı yönetiyor. Düşünce deşmektir. Kendi kendini deşiyorsun. Zannediyoruz ki biz fenden fizikte şey. Meğer o matematik, fiziği tefekkür etmek deşmekmiş. Cevap fizik, matematik değil. Arkadan geliyor. Fıtrattan geliyor. Vicdandan geliyor. Neyi deşiyor düşünmek? Düşünmek deşmektir Osman. Fıtratını diyor altında ve vicdanını deşmek. Asay Musa gibi. Şimdi hiç düşünmemiş ki. Yani düşünmek deşmekmiş. Oku. Dokunma. Oh, vay. Sadakat yarışına giriyorlar falan. Ya sadakat. Risale-i Nur'u. Risale-i Nur hayatın kitabıdır. Hayatın içeriğidir. Hayatımıza anlam vermektir. İnsan olmaktır. İnsan olmak için kullanılan malzemedir. Ya bambaşka bir şeydir işte. Devam edeyim de birkaç tane ondan sonra yapayım. Mesela 46 sözden diyor ki salatın 3 farzı var diyor. Namazın kaç farzı var? 12. Salat ne şey var ya uçta? İşte salatın 3 tane farzı var diyor. Salat, namazı da cem etmiş. Eğer ruh bedende salata kıyam ederse ettiğini nasıl anlarız? Beden arzda namaz kılar. Nedir o zaman? Namazın kıyamı salat. Salat 3 kıyam, salatın 3 farzı nasıl aktif olur? Kıyam dimağdır. Rükû vicdandır. Secde kalptir. Tayyat ruhtur. Bu mudur? Anladım. Çünkü o 46'da salatın 3 farzı var diyor. Kendisi söylüyor. Evet. Devam edeyim vicdan. Dedik ya vicdan abi farklı geçecek Mehmet kardeşim. Fırtına. Çok da abi. Ettehiyyatü lillah ruhta mı oluyor? Ruhta oluyor. Miraç. Miraç ya son. 6. şua. Peki biraz da şey yapayım. Abiler oradan gelmişti. Allah kafa gözüyle gözükmez. Vicdanın latife-i Rabbaniyesi gözüyle
Allah'ı gördüğüne delil, hazır olan Rabbini, Allah değil, hazır olan Rabbinden, Rabbi hazır olduğu için bizde, hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Onu görüyor, bize taşıyor. Çünkü bir kavşak gibidir vicdan, alemi şahadetle alemi gayb arasında. Nokta. Ha, oradakini buraya, buradakini oraya. Orada görmese, bak iyi dinleyin. Orayı görmese namazda, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle keyif almaz. Matematikten konuşalım, Bizans'tan tarihten girelim, coğrafyadan çıkalım, namazda huzur olur mu? Ne olacak? Bu hal olur mu? Matematik okuyalım. Osmanlılar Bizans'a geldi surlardan çıkarken, Gafur orada kebap yiyor. Oğlum, deliler bölgesi ya, mayın tarlası bugün. Suretten işte Allah'ı vicdan görüyor, Latife-i Rabbani şeyle. Biz de nasıl anlarız? Bize aktarıyor vicdan, diyor ki, hazır olduğu için sende huzur, huzur. O Allah'ı gördü. Ne demek? Araladı Allah kendisini bize. Ama kör olası cehalet, görmeyi şekle indirgendiği için bu lahuti, mücerred, müceredat-ı sırfaları, imanı, haletleri, şuhutları bu şekle giydiremediği için, şekille şekillendiremediği için, zahiri muptela olduğu için, zahiri hiçbir şeye benzetemediğinden dolayı yoktur. O bir aldır diyor. Geçiştir gidiyor. Oysa gözükmeyen, gözükmüyorsa Allah, görende sorun, görünende değil. Allah'ta sorun yok. Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Allah gözükür. Ama neyle? Kafa gözüyle değil. Fıkıh-ı Ekber, Ehl-i Sünnet'in itikad kitabı. Rüyada da gözükür. Peygamber gözükür. Sen dün işte cenaze evlerindeydim ya. Yani kabirde men rabbuke, men nebiyike sorulmayacak. Önce, yani peygamber kim? Merhamete Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam temessül edecek. Bunu tanıdın mı denilecek. Ben nebi ki böyle yani. Hmm. Abi nasıl göreceğiz dedi. Yani tanıyacağız. Yani o önce kim oldu nereden önce? Nasıl tanıyacağız? Onu rüyada hiç gördün. Sen hiç ömründe peygamber gördün mü kafa gözüyle? Yok. Rüyada 1400 sene sonra görenler var. Nasıl gördün? Ruh görüyor. Ha orada... Ruhun ruhuna yakınsa, onun alametleri varsa, onun temessülatları varsa, onun sende iz düşümleri varsa, sünneti varsa, aa bu bizim, ya Resulallah, hatta ona cevap vermeyecek, bu beni peygamber bile demez, coşacak, ya Resulallah diyecek, bitti olay işte kadar. Rüyada görüyorsun, 1400 sene sonra, Einstein, işte Latife-i Rabbani'ye, Rabbini görünce, insanda o hazır olduğu için huzur oluyor, vecde geliyor, vücut buluyor, aklen de mevcut oluyor. Vecd, vücut, mevcut. Böyle çıkıyor. Allah, suretten hakikate geçer, baktığı her yerde Allah'ın veçesini, yüzünü kapılmak, yani gördüğü için kapılmak vecd halidir. Her varlığın ardından Hakk'ın yüzünü şuur etmekle kendi kendini unutmak ver. Peki vecd olduğunu nasıl anlarsın Osman? Kendini ortadan kaldırır. Sen yoksun artık. Leylim ney artık. O istiklal maşında vecd ile secde eder baş. Ben de bir yerden hatırlıyorum diyordum. Vicdanın her bir mertebesinin kemal halidir vecd. Bir daha, vicdanın her bir mertebesi var ya, irade, zihniz, latifeler, her bir mertebesinin, her bir mertebesinin kemal haline vec denilir. Cemi ile vücut buluyoruz. Aklen de mevcut oluyoruz. Bedenle de şekillendiriyoruz mevcudatı. Vec. İşte ona da misal verdik. Namaz, kıyamı, dima. Şimdi devam ediyorum. Vicdan
aidiyet hissini verirken çok önemli. Mesela o kadar güzel, o kadar antika ki o mezarda benim elimi tuttu ya. Ben buraya, mesela Gafur'a deseler, Ali'ye deseler abiler. Sen illa cevap vermek zorunda değilsin, bir yerdesin, doktorsun. O dünyada alim şahit etti ki, beşeriyetimizin levazımatı için esbab aliminin ifadesidir. Doktor olmak, iş adamı olmak, şey olmak. Ama ben kimim deyince ilk önce ben Allah'ın kuluyum, ben Müslümanım elhamdülillah. Değil mi? Temel bilgilerimiz. Allah'ım var, peygamberim var, insanım falan. De hemen geliyor. Ben nur talebesiyim. Demek bu aidiyet hissidir. Ben buraya aitim. Tamam. Bazı insanlar var buraya aitim dese bile o elbise büyük geliyor. Giyemiyor, olmuyor, kayboluyor, çekip gidiyor. Hatırlarsın sen bir arkadaşın getirmiştin. Ondan sonra dedim ki bak bu işlerle meşgul olma. İşinden de eder, kendinden de eder. Dedim böyle de duruyorsun, içinde diyorsun ki bu adam bilmiyor. Sonra baktım, et rönü açtı, ben sana demedim mi fırın yaparken? Kendinden de eder, işinden de eder. Her şeyi de kaçır, anladın? Bu işleri şey yaptın ama dedim bana uzaklama, yapıyordun dedim. Hiç ses yok. Hatırladın mı? Ha, bak başka bir şey. Vicdan insana ne veriyor? Aidiyet hissini verir. Dima, aidiyet fitrini, ne? Fikrini. Fikrini ve ilmini veriyormuş. Dima, ben nur cemaatine aitim fikrini veriyor, ilmini veriyor. Vicdan hissini veriyor. Akıl iyi ve kötüyü, vicdan doğruyu ve yanlışı ayırt eder. Bir daha, akıl iyi ve kötüyü. Doğru ve yanlış değil. İyi ve kötü. Mesela dünyadaki eylemler iyi ve doğru ve yanlış. Yani iyi ve kötü. İyi ve kötü. Vicdan ise doğru ve yanlış veriyor. Niye? Oraya baktığı için ötelere. Bitmek üzere abiler. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Helal haram vicdan yapıyor. Bunu vicdan yapıyor. Vicdan yapıyor. Akıl buna karar veremiyor mu ama? Yani şöyle. Akıl kainattaki ilişki ve çelişkileriyle ama kamil akıl, vahye muhatap olmuş akıl veriyor ama yani o kadar dayatmalar var ki dış dayatmalar verdiği karara da tutunamıyor. Yani bu bu dindir, bu yapmamam lazım dememem lazım ama sana o gücü esas seni içine alan bir dünya oluşturan vicdan. Vicdan hiç bırakmıyor. Ya. Herkese göre değişen vicdan kavramı vahilerle ortak kavramımız haline geliyor. Yani herkese göre değişken bir vicdan, herkese göre değişen bir vicdan kavramı vahilere muhatap olan dima vasıtasıyla vahiye muhatap olan vicdan değil ilk. Akıldır. O vicdanımızı ortak bir havuz yapıyor. Mesela şu anda bu dima dersinde bulunan kardeşlerim, sizler hepimiz hemen hemen ortalama aynı şeyi hissediyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Gördüm ki bu vicdanı okurken 80 veya 100 sayfa yazıldı şimdiye kadar vicdan. Serbest bölge var ya serbest bölge. Serbest bölgenin şu serbestiyeti vicdan vasıtasıyla serbestliği kalkıyor. Şöyle. Bana gördüm ki hiçbir insan tarafsız, ortada kimseyi görmedim. Tarafsız demek aslında taraftır. 15. sözde gördüm. Diyor ki bir iman var, bir küfür. Ortası yok. Şimdi diyor ki şeytan, Allah kelamı deme, beşer kelamı de. Ama ona diyor ki usta, beşerde kimse dememiş ki benim kelamımdır. Allah'tan başka Kur'an benimdir diyen var mı? Yok. Kime vereceğiz ey şeytan? Kimse benimdir demiyor ki. O zaman bu benimdir diyor. O zaman onun olmadığını ispat et, elinden al. Baktı ki yemedi. O zaman dedi ki Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak dedi. Ustad da ona dedi ki Allah kelamı iken onu orada bırakıp ispat edemedi acizliğinden kaldın. Bunu buradan aldıktan sonra
İster buraya koy, ister ortaya koy. Burada olmadığı için bunun dışındadır. Evet. Aynı şeydir. Hmm. Ha bu, ha bu aynıdır. Ortası yok. Yani. Ortası yok bu işin dedi. Hmm. Ya buradadır ya buradadır. İster buraya buraya koysan ne olacak? Ya. Şimdi serbest belge de öyle. Ben insafla düşünüyorum. Hmm. Mesela rastladım o cenaze evinde. Bak kardeşim bak delikanlı. Ben ortadan düşünüyorum derken aslında kokuyor tarafgirliğin. Sen anlamıyorsun. Yaşın çok müsait değil o kadar. Sen karar vermişsin, tarafgirsin. Ama aklen değilim ortadan bakıyorum. Hayır. Ortada hiç kimse yok. Her, onun için İslamiyet iltizamdır. Tarafgirliktir. Hakka tarafgirliktir. İman ise hakkı inkıyat ve izandır. Yani tam şey yapıyorsun. Şimdi tarafgir olmayan Osman yoktur. O sistem söyledik. Ortadadır. Gelir gider. Yer yer şeyler. Ama temelde tarafgirdir artık. Niye tarafgirdir? Serbest bölgede mesela bir tane bir şey yapayım. Kullanın. Ben kullanıyorum. Odamda tabela yapmayı düşünüyorum. Becerebilirsem büyük yazı. Diyor ki huzma safa dema keder. Psikolojinin temeli. Kederi bırak, safayı al. Cenazede kullandım. Kardeşim gitti veya işte avukatım da gitti. İlk önce safayı al, kederi bırak demiyor. Kederi bırak. Diyor ki Allah'ından daha yakın, benden daha yakın. Allah Rahman Rahim'indir. Allah'ın kulu, ben de kulu. Bu dünya zaten gelmişti. Ne kadar kalacak belli değil. Kederi bırak, psikoloji temel ha. Kederi bırak, ustanın şeyi doktor, safayı al. Sana bakan yönünü al. Meşgul olma kardeşim onunla. Senin işin değil. Çünkü mesela şey yapayım, Nur talebinin evlerindeki lüzumsuz kavgalarından bir tanesini söyleyeyim en temel. Öyle bir şey yok, şakadan dahi olsa. Kardeşim, huzurunuzu bozacak şaka yapılmaz. Allah Resulü de şaka yapardı ama latife, latif olma. Sen bir daha evlenecek misin? Böyle bir şey mi var mı? Yok. Niye şakadan bir de evleneceğim diyorsun? Yani gereksiz münakaşa niye çıkartıyorsun? Hadi ben şaka yaptım. Ne şaka? Diye diye his oluyor. Karşıki taraf şaka değil. Şöyle anlarsın. İğneyi ben çuval dozu dokunayım ben. Ya ben de birisiyle mi evlensem? Karın desene diyeceksin. Şaka dedim ya. Lan bunun şakası olur mu ya? Ben falanca yerine nikah yapsam ne olur? Hem seninle olsam ne olur? Nasıl olur? Ona öyle oluyor. Yani sana lazım olmayan şeyleri niye tartışıyorsun? Lüzum var mı? Niye ağırmamış dişine kepetin takıyorsun? Gerek var mı? Ne diyor? Huzma safa demak eder. Nereden çıkarttı Allahu Alem? La ilahe illallah. Menfi terk et. Sonra musbeti al. Keder bırak. Safaya al. Olaya böyle bak. Huzma safa dema keder. Keder bırak. Keder şey. Onu çözümlemeye kalkma. Ne olacak bana? Nasıl olacaksa olacak ya. Çocuğu ne olacak? Ben mi düşüneceğim? Ne kadar hoş. Niye lüzumsuz? Efendim abi. İlk önce huzma safa diyor. Evet ama öyle yaparken Arapça'da tersten başlıyorsun ya. La ilahe illallah. Peki niye buraya taşındım? İlk önce bütünseldir. Safada, kederde hepsi burada. Sonra vicdan, vahye muhatap olduğu akıl artık tarafgirlik var yani. Tarafsızlık yok öyle bir şey. Tarafgirdir. Bu. Ama sisteme giriyor parazit. Allah'a yoksa. Mesela yaşlandıkça hissedersiniz. Ben çok farklı hislerim var şimdi mesela. 40 yaşına göre, 50 yaşına göre. Çok tuhaf. Yaşlandıkça ben zannediyorum ki yaşlanmak düşünce çeşitliliği, his çeşitliliği, vehim, varsayım çeşitliliği çok çoğalır. Eğer temelde böyle bir şey almamışsak, bir yöntem, bir sistem, bir şeyden kendini kuralla büyütmemişsen, yani bir sistem içinde kendini terbiye etmemişsen,
yaşlandıkça artık yaşam çekilmez olur, yaşayamazsın. Mümkün değil. Çok acayip. Hiç aklın hayaline gelmeyen kişiler hayaline gelir. O da mı gitti, ne yapıyor falan. O nasıl olacak, şunu yapıyor. O kadar inceleşiyor ki yani düşünce, o kaba taslak şeyler. Yani biliyorsun gençken ya koparsa tel, öyle bir derdin yok. İhtiyar öyle değil. Yani o salıncağı bilerken kopmasından ta 3-4 sonra vefat edince onun çocuğu şu olacağını bir sürü. Yani bunun getirmiş olduğu, onun için yaşlıdır. Yaşlıdır kim? Beden değil. Yaş oradan oluyor. Tarafgirdir artık bu. Bu da büyük bir nimettir. Tarafsız değil artık. Yani vicdan serbest bölgeyi kontrol eder birim mi? Evet. Ederse Rab vicdanın. Eder. O zaman artık mesela niçin dedim? Bana da geliyor. Geldi. Serbest bölgede. Bir sürü varsayımlar geliyor. Hemen zaptı rapt altına alıyor. Dur diyor. Dur. Öyle değil diyor. Her şey senin malumatına bağlı değil. Her şey senin tasavvur ettiğin gibi, düşündüğün gibi değil. Buna da diyor ki sen aklettiğin gibi değil. Sen aklettiğin gibi değil, her şey akıl değil. Aklımız da söylüyor diyor Mesnevi'de. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Vicdan söylüyor. Allah nasip ederse kalpte vicdana müdahale edecek. Kalp projesinde. Sonra ruh müdahale edecek projemizde. Sonra ene. Sonra sır insan. Cennette de bitmeyecek abiler bunlar. Cennette biterse insan muayyen olur. Çünkü şeceri hilkat mahluktur. Dersler bitmeyecek mi abi o zaman? Dersler bitmeyecek. Sınır koyulmamış diyor ya 23. Evet. Sözde. İnsanın sınır. İnsanın fıtratına, hılkat, fıtratına ve hılkatına hat konulmamış. Bu da insana keyif veriyor. Kafir abi çok hadsiziz. Hadsiziz. Herkese göre değişen vicdan kavramı vahilerle ortak kavramımız haline geliyor. Vicdan akılla, aklı vicdanla beslenirse ortak olur. Vicdan eğitilebilendir. Eğitilendir. Her verilen şey eğitilmeye mahkumdur. İçeriklerini uyanmakla eğitirsin. Arkayı da bir parçayı okuyorum. Kesiyorum. O çekilmiş değil mi fotoğraftan? Evet, evet. Abi şey, özür dilerim. Eğitilebilen kelimesi vicdan için. Evet, eğitilen şu. Ya yani devamında dedi. Anladım. Birimlerini uyandırmak. İradeyi, zihni, hissi. Vicdanı hariçten bir şey verilir mi? Vicdanda hariç de verilirken uyandırılır. Mesela diyelim ki kahve içiyorsun. Kahve dahildeki zevki uyandırıyor. Mesela biliyoruz ki biz kahvenin zevkini dimağdan alıyoruz. Ama kahveyi dilime sürdüm. Sinirlerle elektrik taşınıyor. Artık dilden sonra beyine kahve yok. Ama kahvenin uyandırdığı sinirler var. Gibi. Ha, vicdanı eğitmek demek, vicdanın içerisindeki birim irade. Ne ile? İbadetullah ile. Zihni marifetullah ile. Hissi tarafgirliğin ile. Muhabbetullah ile. Latife-i Rabbaniye'ni müşahedetullah ile uyandırıyorsun. Her birinin adı vecd'dir. Vecd. İyileri kötülükten, doğruyu yanlışlardan ayırt ederek ve cezalandırarak ve ödüllendirerek gelişir vicdan zahirisi. Vicdan zaten peşin çalışır. İnsan tek hakikat üzere olsaydı birbirine zıt içsel fikirler ve hisler ve bunlara bağlı olan elem ve huzur duymazdı. İnsan hakikaten lezzet alırken elem de alabilendir. Mesela çok sevdiğine kavuştuğu anda kavuştuğu şeyin yanında da firak elemini çekebiliyor. Bu gene gidecek diye. Onun için nur talebelerine, vicdan uyanan Müslümanlara, nur talebelerine şunu diyorum. Ben kendimde şahidim.
Günah yapabilir mi? Yapabilir. Yapar. Ama boşuna uğraşmayın. Gafiller gibi günahtan lezzet alamazsınız. Alırsınız ama onlar gibi alamazsınız. Boşuna. Lezzet anında, lezzet yaparken elem alırsın. Kesinlikle. Ben şahidim kendime. Harbi haram oluyor ya. Harbi haram. Vallahi haram oluyor. Harbi haram oluyor ya. Güzel laf etti. Vallahi güzel laf. Ha güzel. Harbi hakikaten haram. Harbi haram. Ha. Bak şimdi. O günahı yaparsın gav. Seyredersin, edersin, içersin, vurursun, kırarsın ama vallahi o anda yaparken bile bir tarafın elem alıyor. Ha ben bilmem de öyle diyorlar. Ha, evet. Ve diyorsun ki bir tanesi dedi de bana anlamıyordum eskide derdim. Ya diyor bir günaha ulaşmak için diyor önüme geçmiyor hakikaten Allah'tan istediğimi aramamıyor. Tabii. Ya dedim sen dedim iman ya dedi ya deli yani tamam böyle tövbe estağfurullah lan o şimdi sonra ne dedi peki? Dedi ki o diyor günahın içindeyken ben cehennemdeydim diyor. O anda. Sonrasını zaten düşünemem. Sonrası zaten şey yaptı yani kendisini. Ortadan kaldırdı ya. İşte az önce Hasan abi bununla alakalı düşünürken bir türlü kıyıp veremiyor insan vicdanı kafire de. Şimdi diyorum ki yani kafirde vicdan yok da vicdanda kafir var mı? Yani anladım. Yani bir zıt var yani, bir şey var yani. Evet. Yalnız bunu baştan söyleyeyim size. Kafirde vicdan yok biliyordum ama var. Var ama bizim bildiğimiz o dört sistemin bütün el birinin canlı ve aktif fiil ve bütünselliği değil. Tek tek tekleme motor gibi su almış benzin araba tekler ya. Ama münafıkta kesinlikle yok. Münafıkta Allah Resulü üç sıfat var, Risale'de dört sıfat var der Emirdağ'ında. Risale'de ne yapmış? Biraz açmış. Vicdan mesela bir münafık yalan söyler. Sözünde durmaz. Emaneti ihanet eder. Ustad diyor ki fazlalık. Yani fazla değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir diyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın alenen yani direkt inkar etmiyor. Sünnetini inkar ederek onu ortadan kaldırmayan vitrinlerde görürsünüz. Evet. Hiç şüphesiz ya. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çaktırmadan çakıp evet. Aleyhinde olanlar münafıktır. Evet. Şimdi okuyorum, bitireyim. Hem bizi besliyor, şurayı atlamış olabilir miyim? Şunu diyeyim, insan tek hakikat üzere olsaydı, birbirine zıt içsel fikirler ve hisler ve bunlara bağlı elem ve huzur o duymazdı. Hem bizi besliyor, aynı anda vazife yüklüyor vicdan. Durağan değil, devamlı fiilde olandır, olan. Hakim kendisi fiile şahit olan vicdandır. Hem hakimdir hadiseye, hem de şahittir. Yani olaya şahittir, vekildir. Aynı zamanda hükmü verecek hakimdir vicdan. İyi kötülükten ayırıp iyilikten lezzet alan vicdan takva denilen ibadeti kamiledir. İbadeti kamileymiş. Yani dördünü tazamın edince ibadeti kamile merak ettim. 136-35 Şamiye'de iradenin ibadetullah. Koy tencereye, koyun pekmez tayin koyar gibi. İradenin ibadetullah. Zihnin marifetullah. Koy tencereye. Hissin Abetullah koy tencereye. Latife-i Rabbaniye müşahadetullah koy tencereye. Karıştır ne çıkar? İbadeti kamile. Ne demek bu? Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam. Ben 124 bin peygamberi mütemimiyim. Tamamlayıcısı olduğumdan. Ben dini tamamlamaya geldim dememiş. Ne demiş? Gafur. Güzel ahlakı. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. İşte vicdanın bütünselliği bu. Yani ibadeti kamile neydi? İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Yani ibadetullah, marifetullah,
muhabbetullah Latife-i Rabbani'nin bütünselliğine, ibadeti kamile, yani güzel ahlak. O nispetle tebarruz eder, gözükür. O insanın tadına doyulmaz. Dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklı insandır. Onun tadına doyulmaz. Her şey fani giderken ama güzel ahlak Allah Resulü'nde ve bize söylediği için ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. O başka bir lezzetmiş. Vicdanda hem incizap hem cezbe var. İncizap ne demek? Allah'a iman. Cezbe ne demek? Ahirete iman. Bir üstten bakarsan incizap dima, cezbe vicdan. Kalp iman, ikisi cem ederse. Biliyoruz ki böyle bir ayağı, kalbin bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. Tek başına değiller. Belden yukarıyı tutan nedir? Ayaktır. Bir ayak, kalbin, kalp düşün. Kalbin bir ayağı vicdan, mazhar-ı hissiyat, vicdan. Merkez-i efkar, dima. O zaman diyor ki, dima diyor, incizap, Allah'a iman, vicdan, cezbe. Yani incizap, çekiyoruz. İncizap. Cezbe ise, lügatı yani, çekiliyoruz. Biz beka isteyerek, ahiret bizi çekiyor, cezbe diyor, celbe diyor. Biz aklımızı vahye bağlayarak Allah'ı biz çekiyoruz. Biz çektiğimiz için Allah ahiret bizi çekiyor. O zaman incizap dima, koy tencereye kayın pekmez gibi. İncizap Allah'a iman dima, cezbe ahirete iman vicdana, karıştır. Allah ve ahireti karıştırırsan kalpte ne olur? İman olur. Ballar balını buldum, kovanımı yağma olsun. Vicdan sanki enfüste peygamber gibi uyarıcı vazifesini yapıyor. Evet, son bombamız buydu. İçsel alemin peygamberidir vicdan. Peygamber gelse ne yapacaksa vicdan da aynı vazifeyi yapıyor. Evet, peygamber gelse ne yapacaktı? Gafur, şimdi Allah Resulü gelmiş, tamam mı? Şeyde... falan ilçede. Şimdi gideceğiz beraber. Ne anlatırdı? Ne yapacaktı bize? Vicdan yapıyor. Mesela 124 bin peygamberin tamirciler ya, insan tamircileri, toplumsal tamirciler. Mesela Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Lut kavmi vesaire, Lut Aleyhisselam. Şimdi olsa Lut Aleyhisselam gitsen ne anlatacaktı? O zaman onu Kur'an anlatıyor. Bir daha şey, peygamberler tamam. Bir okuyayım istersen. Peygamberler, o zaman her zaman vicdan var. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün insanlar da var. Var tabii. O zaman peygamberler niye geldiği sorusunu sorarlarsa biz de şöyle cevap verebilir miyiz acaba? Ölen veya daha doğrusu uyuyan vicdanlarımızı uyandırmak için. Evet. Şimdi 6 tane iman esası var. Ama 6 tane iman esasının anlamlandıran, onu o yapan ikidir. Mesela Allah'a iman. Allah'a iman etse bile kafire dost olursa Allah'a iman kalmıyor. 103 emirdanda. Yani el-hubbu fillah vel-buzu fillah. Mesela diyelim ki namaz kılsa, Allah'a da iman etse, 10 cüz Kur'an okusa, Allah'ın düşmanına, Süfyan-ı Deccal'a taraftar olsa hiçbir değeri yoktur. Değil yani. İman değildir diyor. Emirdan da söylüyor. İkinci, birinci mi? 103 ve 203 sayfasında. Çarpanı değişik. Evet. Sıfır. Sıfır. Ne var? Orada ne var? Hepsini götürüyor. Hepsini götürüyor. Şimdi insan, iki tane kutbu iman var. İmanın iki tane ana sıdı var. 6 tane iman esasının anaları. Birisi Allah'a iman, birisi ahirete iman. Allah'a iman akıl vahiy ile yapıyor. Vahiy muhatap oluyor Allah'a. Akılla oluyor. Vicdan da ahirete imanıyla yapıyor. Çünkü bakın, imanı
zemini olan nokta istinat, nokta istimdattır. Nokta istinat Allah'a imandır. Şualar da söyler bunu. En sonunda noktayı istinat Allah'a imandır. Noktayı istimdat al ahirete imandır. Tamam, bunu biliyoruz. Allah'a iman demek aklı olmayana bu şeyi yüklememiş hayvanlara, deliye. Akıl, dersimiz bitti de toparlıyorum ben. Akıl çanak anten gibi, haşa la teşbih ve la temsil, uydu Allah'a. Çıplak gözle göremiyoruz uydu filmlerini, görüntüleri vesaire. Ve çıplak kulakla uydunun sesini duymuyoruz. Çanak anten görüntüyü ve sesi alıyor. Bedensel beden olan televizyonda film gözüküyor. Senin çıplak gözle, çıplak kulakla görmediğini, duymadığını anten duyduğu gibi akıl da vahiye, uyduya muhatap. O oradan aldığı vahiyi kabul eden akıl noktayı istinadı, böyle dayanak noktayı buldu. Allah'a iman. Sonra Allah'a iman ya. Daha imanın kendisi değil ama Allah'a iman. İnsan vicdanı ebed istiyor, sonsuzluk istiyor. İmdat! İstimdat istiyor. İmdadıma cevap istiyor. BK ebed. Cevap veren kim? Ahirete iman. Bende var diyor ne istiyorsan. İnsanın fıtratının sesine verilen cevap ahirettir. İnsan kendisini inşa etme adına bağırmasına cevap veren vahidir. Kendisini, kendi isteklerini, fakirliğini ondan sonra ortadan kaldıran şey de ahirete iman. O zaman Allah'a iman nokta istinattır. Bu da dimadır. Ahirete iman nokta istimdattır. Burada vicdandır. Yani bugün peygamber gelse, ne peygamberler gelse ne anlatacak diyse Kur'an'da anlatılmış. Kur'an ne anlatmışsa asrın mücedidi olan Risale-i Nur'da da anlatılmış. Peygamberi, yani iman esaslarını insana taşınırsa peygamber bugün sana gelse neyle ikaz edecektiyse senin içine, kimsenin görmediği, yapma bak Harun, düşünme. Onu yabiliyor şey yapıyorsun. Öyle niye bir şey yapıyorsun? Bu vehim etme ya. Bu vehim senin çok şey hayatına mal oluyor. Maneviyatın ortadan kalkacak vehim yapıyorsun. Yapma. İçindekilere bilip de cevap veren bizde vicdandır. Peygamberin peygambere iman bizdeki içsel alemde vicdandır. Hasan abi, kısa bir şey söyleyeyim. Sonra. Bu ferdi ferit deniyor değil mi abi Risale-i Nur'a? Ve, nokta istinat ve nokta istinadın şeyi. Siz dediniz ki güzel ahlakı tamamlamak için peygamberimiz diyor. Yani bu ibadeti kamile denen irade, zihin, hisset, firabaniyenin bütünlüğü. Bütünselliği. Bizde de bu uyansa o bizdeki peygamber olacak değil mi abi? Evet. Nokta istinat, nokta istimdat. İçimizdeki peygamber. Ferdi ferit. Ondan sonra ulul az peygambere hangi peygamber gitti abi? Ulul az peygamberi? Bir peygamber gitmişti abi. Ulul az peygamber Musa aleyhisselama. Kim gitti abi? Ulul az peygambere bir peygamber gidiyor. Peygamber Hızır aleyhisselam. O zaman bu peygamber gelse insandaki uyanan Hızır mı oluyor onun? Hızır, onun Hızır'ı oluyor. Çünkü Hızır Hazır'dan da geliyor. Huzur oluyor zaten. Huzur oluyor. İbadeti kamil. İbadeti kamil, huzur yani. Ferdi, Hızır, ferit, sadece Hazır aynı yani. Huzur. Kutuptan ders almaya ihtiyaç duymuyor. Sadece Müceddit'in şeyinde oluyor. Müceddit'te oluyor. Son zaten son. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bakın açın görün en son mektubu. Muhtelif. Ahir zamanda diyor. Ahir zamanda diyor şimdiye kadar süreçlerin tersi olacak diyor. Yani bir kişiden bir şundan bundan ders almadan doğrudan doğruya diyor onun talebeleri, bakın orada 278 mi ne mektubu, doğrudan doğruya aradığını aradığına soracak. Yani berzahlar girmeyecek onların şeylerine diyor. Direkt. Yani ihtiyaç hissetmeyecek. Yani mesela Kur'an'daki dersini, peygamberdeki dersini, Allah'tan da dersini direkt alacak. Zaten şu şeyde var ya, ayet şeyde Ayet-i Kübra'da. 534'te diyor ya İmam Rabbani, keşke ona diyor talebe olsaydın. Ha 534'te. Yetişemeyenler. Evet, yetişemeyenler. Ve
Keşke ben o olsaydım diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir temennide bulunuyor. Odur diyorlar. Ya zaten kendisi söylüyor. Keşke ben olsaydım diyor. Ahir zamanda o ne yapacak? Yani bir şeyhe, bir vekile, bir şu abiye, şuna buna ihtiyaç olmadan direkt hakikati hakikatten alacak. Hasan abi. Şimdi ilk derse girerken anlattınız ya, insanı anlattınız değil mi abi? Yani arayandır, evet, aranandır. Şimdi her ikisinin bir arada olduğu yerdir vicdan. Evet. Her ikisinin. Arayan da orada. Aranan da orada. Aranan da orada. O kadar tuhaf ki abi. Aslında ben yokum. Arayan da ben değilim. Aranan da ben değilim. İkisini fark edip farkındalığını aşarak aşkınlığına geçerek felsefe diliyle ondan sonra kendini o eneğiyle sırrı insanla işte artık bu süreci fark ettin mi ne beden ne dünya ne kabir ne mezar ne cennet ne cehennem bir şeyde oradan kalkıyor suretleri kalkıyor şeydir vicdan sırrı tılsıma çeviren sistem midir abi? Vicdanda sır olduğu için sır da, tılsım da var, sır da var yani cem etmiş. Mesela vicdan da fıtrat-ı zişurdur diyor. Şuur sahibidir. Tamam. Aynı zamanda sır sahibidir. Sır. Sırrı insani içiyor. Sır zıtların cemi. Şurayı bir okumak istiyorum abi. Akılla beraber tılsıma mı çeviriyor diyorum acaba? Nasıl tılsım? Bende nasıl olacak o? Hangisi? Vicdandaki o bulunan zıtlar benden nasıl ayrılışacak? Vicdan yani. Zaten hem mahkeme hem şey ya şu vicdan o alacağım gafur. Aklı olanlara aklı atar. Aklın yaptığı sorgulamaları vesaire tahlilleri, tavsifleri karar vermiyor hemen akıl. Her şeyi bitiriyor, dosyayı götürüyor, koltuğun altına koyuyor. Diyor ki vicdana ben diyor tanımladım diyor, tavsif ettim diyor. Buyur diyor. Burada fabrika kurulur mu, kurulmaz mı? Artık en son kararı vicdan veriyor. Aklın üst birimi. İşte o verdiği karar tılsım değil midir? Sırdan çıktı artık. Dönüştürmüş. Evet. Yani hemen diyemem artık ama tılsım evet. Tılsım artık teke dönüşmüştür. Yani. Mesela Yok abi. Öyle değil abi. Şöyle deniliyor ya, mesela babası vefat etmiş bir çocuğun. Annelikten çıkmadığı gibi anne aynı zamanda baba oluyor. Sır oldu işte. Baba sağken anne tılsımdı, tekti. Baba da öyleydi. Ama baba vefat etti. Çocuğa hem anne oluyor hem baba değil mi? Sır işte. Vicdan hiçbir zaman sırdan ve tılsımdan çıkmaz. İkisi de var ya. Abi sır olan tılsımlığı kaybetmiyor. Sırrın içinde zaten tılsım mevcut. Evet. Yani üniversite diplomasında, lise diplomasında. Yok, aynen öyle. Şurayı bir okuyabilir miyim? Oku. Şimdi az önce söylediğimi de destekledim. Çok yer var da. Vicdan cezbesiyle Allah'ı tanır. Vicdan cezbesiyle Allah'ı tanır demek ne demek abi? Vicdanda bir cezbe var. O cezbeyle Allah'ı tanır. Yahut da Allah'ta bir cezbe var. Vicdan o cezbeyi tanır. Aynen. Müstakiliyet veremez. Allah verdiği için bende. Şimdi vicdan cezbesiyle Allah'ı tanır. Vicdanda mündemiştir bir irca ve cezbe. Bir cazibin cezbesiyle daim olur incizam. Biri birisiz. Yok yani. Olmaz. Biz yokuz abi ya. Yok. Cezbe düşer zişur ger. Zül cemal görünse, etse tecelli daim, pür şaşa bir hicab. Bir hicab. Bir vacib-ül vücuda sahibi celal ve cemal, şu fıtrat-ı zişur kat'i şerhadet me'al. Bunları tek tek. Bir şahidi o cezbe, hem diğeri incizam. Abi şehit olan da orada, şahit olan evet, da. Evet, bu tek tek o hep şey yapıldı, yazıldı o.
Yani tek din inceleme yani şu anda evet. Şey gitmesin. Evet. Aynen şehit de şahit de. Evet. Subhaneke ya şehit talite ya şahit ecilne minen nari biafike ya Rahman. Subhaneke ya Allah talite ya Rahman ecilne minen nari biafike ya Rahman. Bak Allah nedir? Subhaneke ya şehid talite ya şahit ecilne minen nari biafike ya Rahman. Bunun hürmetine cennet dışarı atıyor. Peygamberler şehit değil mi abi? Evet. Şehit. Peki bu vicdandaki o kamile dediğimiz peygamberin bizdeki karşılığıysa peki o zaman bu müşahedetullah benim Rabbim olan peygamberdeki karşılığım olmuyor mu abi? Ya. O zaman nur tarafı. Çünkü nur tarafı abi. Rabbim dediğim. İndirelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a baktıkları zaman peygamberi mi görüyorlardı sahabeler? Rablerini görüyorlardı. Vicdan denilen bir isim koyduk da vicdan denilen zaten öyle bir şey yok ki yani. Oraya baktığımız zaman kendi hakikatini görüyorsun. Bu nur tarafı değil mi abi daha? Evet. Aynedir bu alem hak ile kayyim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Peygamber değil Allah, niye Allah? Aynası en cami, en parlak, en külli olduğu için Allah gözüküyor. Onun için sahabe ayet geldi, kalkın artık dedi de bunun bir şirketi de var. Peygamber diyemiyor, kalkın diyemiyor. Biz diyoruz da, o da böyle dersi gidecek. Hani diyor ya üstadın bazı talebeleri var nur tarafına bakan, bazı talebeleri var mana tarafına bakan. Evet. Bazıları Rabbini görüyordu ama herkes orada Rabbül evet. Alemin Allah görmüyordu abi. Aynen bence. Öyle. Farklı yani ya. Hani başta bu Risale'nin dedik ya o kızma manası değil. Hiç misal verdim. Niye böyle sanır? Celali Allah'ın aynasını olunca cemal bekleme. Cemalde de celal bekleme. Ya kardeşim olmayacak. Kemal bul ki ikisini cem et. Hatta aşkın ol. Onu da geç. Ya evet. Öyle. Hadi bakalım. Allah bunları bizi eksik etmesin. Ya. Suretini vermiş. Şu anda hakikati de var. Hakikati suret yok. Öyle diyor. Şu alarda. Şu alarda ne diyordu? Cümleyi okuyun. Fatiha mı olsun? Dua mı olsun? Resulullah müsaade etmese biz onun ismini alabilir miyiz? Orada? Alamazsın. Allah sevdirtmese sevmesin. Ama burada konuş bunu. Başka yerde dersen bu sefer cebir evet. Derler. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. İyi dinleyin şurayı. Bu cemaat şu andaki bu ders surettir. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de hemen ey dediğimize delil. Bu maddi ve cismani olan alim-i şehadet ve tepecikteki şu dershane-i meclisi nurani dahi bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Alim-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiye dayanır, hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise Esma-i İlahi'den feyiz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Ve bu hakikat Risale'nde kat'i ispat edilmiştir. Yani öpmeyecek misin? Bu kadar bir yere bunu koymuş. Koca 2-3 saati açtı. Bunu okusaydın yeterdi. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'te mazsalâ. Böylelikle vicdan dersimize hoş geldiniz. Allah mübarek etsin. İlk açılışı yaptık. Biraz gideceğiz aklı bitirmeden. Çünkü akıl bitmesi için en az 30 ders lazım. En az 30 dersimiz lazım. Şu anda 186-187 tane akıl ve sayı var. Yazdınız ya notlar en sonda. Vicdanla akıl, akılla vicdan. Yaparsa, evet, tanımları. Ortak olurlar dediniz. Evet. Öyle gidecek. Öyle gidecek. Sebebi şu. Yani aklı bitirip vicdana dönseydik diyecekti ki vicdanda ya keşke bu noktadan akla baksaydık. Dememek için
beraber götürüyoruz. Ondan sonra belirli yerden sonra aklı bitecek. Vicdanın ortalarına gelince. Ondan sonra akıl bitince kalbe ineceğiz. Kalple vicdanı irdeleyeceğiz. Efendim arkasında. Peki namaz kılalım. Müsaade var mı?